Evet güzel bir giriş veya güzel bir soru ee, Yunan felsefesinin insanlık tarihine Efendim eselein herhalde yaptığı katkı başka herhangi bir kültürün herhangi bir düşüncenin herhangi bir uygarlığın yaptığı katkıdan çok daha fazladır Şimdi biz bugün muasır medeniyet, çağdaş medeniyet diye bir şeyler söylüyoruz. İşte Cumhuriyeti kurucusu, devletimizin kurucusu Atatürk de öyle diyor değil mi? Amaç olarak da bize e, muasır medeniyetin seviyesine yükselmeyi teklif ediyor veya istiyor bizden. E, muasır medeniyet esas itibariyle Yunan medeniyetidir. Anlatabildim mi? Ha, şu, şu dünyada başka medeniyetler de var mıdır? Mutlaka vardır. Yani felsefe tarihçileri veya medeniyet tarihçileri veya tarih felsefecileri işte Toynbee'sinden efendime söyleyelim e, Hegel'ine kadar birçok medeniyeti sayıyorlar. Haklılar da. Fakat benim görüşüm, benim de şahsi görüşüm eee bir, bugün artık aşağı yukarı tek bir medeniyetin olduğu yönündedir. Bugün. Geçmişte birbirinden çok farklı Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, işte Asur medeniyeti, Roma medeniyeti, Osmanlı medeniyeti olmuş olabilir. Ama bugün artık dünya o kadar küçüldü ki. İnsanlar ve topluluklar birbirleriyle o kadar yakın ve sıkı temas içindeler ki. Dolayısıyla bugün Herkes herkesten ve herkes bazı yüksek medeniyetlerden veya onların kavram ve kurumlarından o kadar çok etkileniyor ki Dolayısıyla zaman içerisinde yavaş yavaş artık tek bir medeniyetin en azından birçok kültür ama tek bir medeniyetin hakim olduğu bir yere doğru gideceğiz Şimdi bugün Batı medeniyeti derken ben bunu kastediyorum tek bir medeniyet vardır. E Hocam Çin medeniyet, Çin medeniyet Batı medeniyeti içinde olacaktır gayet tabii ki. Japonlar da orada olacaklar. Şimdi medeniyet derken eğer medeniyetin bileşenleri, efendim mesela evrensel bir takım kurumlar, çeşitli alanlarda yani hukuk, siyaset, sanat, istiyorsan içine sinema, iletişim vesaire koyacaksak, e şimdi yavaş yavaş dünyada e, Çin hukukuyla veya Japon hukukuyla, Japon ceza hukukuyla, medeni hukukuyla Batı hukuku arasında bir fark ortadan kalkacak. Ve kalkmış. Veya Batı demokrasisiyle öyle diyelim Doğu demokrasisi aynı şekilde birbirinden temel temel değerlerinde, temel kurumlarında, temel ilkelerinde buluşmak zorunda. Bütün bu lafları söylememin nedeni şu. Bu medeniyetin temelinde Batı medeniyeti yavaş yavaş bütün dünya medeniyeti haline gelmiştir. Benim düşüncem budur. Veya gelecektir. Hatta belki de gelmelidir. Biraz da onu da söyleyeyim. E, Batı medeniyetinin temelinde ne vardı derseniz esas itibariyle de Yunan medeniyeti vardır. Yani Yunan medeniyetinin temel kavram ve kurumları vardır. E nedir burada? Bir, akılcılık. 2 bilim, 3 doğa, 4 yasa, 5 sanat, 6 spor, 7 müzik. Teker teker saymama gerek yok. Ee, galiba konuyu zaten üzerinde konuşmaya başlarsam saatlerce de konuşabilirim. Ee, başka medeniyetler de olmuş olabilir. Geçmişte, doğuda, batıda vardır. Hatta bunların içerisinde İslam medeniyeti diyebiliriz. Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Diyebiliriz. Hiç itirazım yok. Belki Amerika söz konusu olduğu zaman Aztek medeniyeti, İnka medeniyeti ki kullanılıyor da. Ama artık Batı medeniyetidir şu anda kavram. Ve bu arada yeri gelmişken bir şey de söyleyeyim sana veya size. Ee, Batı medeniyeti artık Hristiyan medeniyeti de değildir. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Hani biz Batı medeniyeti deyince veya Bizimizde bir kısmı Batı medeniyetinin temelde bir Hristiyan medeniyeti olduğunu düşünerek veya söyleyerek veya ne diyelim buna dayanarak ona karşı olumsuz bir takım tutumlar ve duygular yaratmaya çalışıyorlar. Batı medeniyeti artık Hristiyan medeniyeti değildir. Hocam olur mu öyle şey? Batı medeniyetinin geçmişinde Hristiyan medeniyetinden kalan, gelen, şimdi de belli ölçüde yaşayan şeyler vardır. Hiç şüphesiz. Ama artık Batı medeniyeti Hristiyan medeniyeti değildir diyorum. Dikkat edeyim ki bunlar farkıdır. Medeniyetin çok somut ürünleri, göstergeleri vardır. Mesela diyelim ki sanat alanında, mimari alanında Batı medeniyetinin Hristiyan tarihine ait göstergeler nelerdir? Mimari alanında katedrallerdir. Öyle değil mi? Rennes Katedrali, Köln Katedrali, İngiltere'deki St. Paul Katedrali, Fransa'daki Notre Dame Katedrali. Şimdi Batı medeniyetinde, Batı medeniyetinin sanatında kimse katedral yapıyor mu? Ne dediğimi anladınız mı? Katedral yapıyor mu yani? Ha bir tane katedral yapıyorlar Barcelona'da. 150 seneden beridir. Ama artık o Hristiyan katedral olarak değil. O bir gösteri, bir meydan okumu olarak yapılıyor. Bütün dünyaya bilmem anlatabildim mi? Dini bir amaçla yapılmıyor artık o. O tamamen istersen politik, istersen siyasi, istersen efendim medeni bir meydan okuma olarak yapılıyor. Aynı örneği resimle ilgili olarak ben yani Bakın benim odamda gördüğünüz arkada işte Leonardo var. Şurada bilmem şeyin Michelangelo var. Değil mi? Bunların Meryemleri var, İsa'nın haç'a gerilmesi var, bunların oradan indirilmesi var. Yani yüzlerce, binlerce, on binlerce Hristiyan efsanesi veya Hristiyan dininin temel e, olgusuyla ilgili resimler yapılıyor. Hiç şimdi Batı'da herhangi bir sanat akımı içinde esas olarak Meryem resimleri, İsa resimleri, Çarmha gerilme resimleri veya eski ahitten yeni ahitten hikayeler, konuları, resimleri görüyor musunuz? Ne dediğimi şimdi anlıyor musunuz? Eğitimde bunun karşılığı var mı? Yani bu ben söylediğim şeylerin. yani nasıl ki şu anda artık İslam medeniyeti de İslam medeniyeti değilse. Şu anda İslam medeniyeti de İslam medeniyeti değilse. Ama bazılarımız artık İslam medeniyetini yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yaramayacaksa. Batı medeniyet artık Hristiyan medeniyeti değil. Hristiyan medeniyeti olmadığı için Batı medeniyeti diyorum zaten ben. Ve dikkat edersen Batı medeniyetin içerisinde ben sadece Batı'yı değil onun dünyayı isterseniz kapsayan, isterseniz her tarafa nüfuz eden çeşitli alanlarda hukuk, siyaset, ahlak vesaire alandaki değerlerini de içine alıyorum ve onu da kastediyorum. E bir soru için epey fazla konuştum. Evet ben bu sözü olduğu gibi yorumluyorum ve ben bu sözü çok severim. Bayılırım ben bu söze. Çünkü ben bütün insanların doğal olarak bilmek istediklerine inanan bir adamım. Ben de öyle. Şimdi ben üniversitede Aristoteles'i anlatırken bu metafiziğin ilk cümlesidir veya bu cümleye bir şekilde temas ederken şöyle derdim. Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler Türkler hariç. Aynen cümleyi bu şekilde söylerdim. Meydan okurdum ve herkesi çok güldürdüm. Siz de şimdi tebessüm ettiniz. Şimdi e, Yunan medeniyetinden bahsederken, onun batı medeniyetinin temelinde olduğunu söylerken, e, bir iki kelime ile bir şeye temas edin dedim ki, yani batı medeniyetinin temelinde olan bilgi, doğa, yasa kavramı da Yunan medeniyetinden geliyor. Bilgiyi burada daha dar, anlamda bugün gerçekten bilgiden anladığımız anlamda kullandım. Yani bilim. Yani bilimsel bilgi veya istiyorsanız felsefi bilgi ise benim için aynı şeydir. Yani söylemek istediğim açıdan. Şimdi ee, Sokrates'in bir cümlesi vardır. Hı. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Bu bilin cümle. Olağanüstü cümle. İnanırım. Ben buna da inanırım. Ben buna da inanırım. Hiç kimse bilerek, gerçekten bilerek kötülük yapmaz. Hatta bunu totolojik bile bir doğru olarak kabul ederim. Yani şu, bir insan bir şeyin hem kötü olduğunu bilecek, hem de onu yapacak. E böyle bir şey mümkün değil. E hocam, insanlar ama işte kopya çekmenin kötü olduğunu söylerler. Veya hırsızlık yapmanın kötü olduğunu söylerler ama yaparlar. Hayır. O kötülük, hırsızlık yapmanın kötü olduğunu söylemek başka bir şey, bilmek başka bir şey. Anladın mı? Yani bizim babalarımız da rüşvet yeme derler, yalan söyleme derler, şunu derler, bunu derler ama hepsi yalan söyler. Hepsi rüşvet de Yani bu bir taraftan bunu yapmak kötü bir şeydir derken öbür taraftan inanarak söylemiyor. Yani o onda gerçekten bilgi değil. O senin için, sana şey yapmak için, seni ikna etmek için veya sana sana kazık atmak için, seni kandırmak için söylenen bilgi. Yoksa hiç kimse hakikaten hem bir şeyin kötü olduğunu bilecek ve hem de yapacak. Mesela hayat herhalde ölmekten iyidir. Öyle değil mi? Şimdi ben sana şuradan aşağı atla desem atlamazsın. Çünkü hayat tatlı. Doğru mu? Bu bilgi değil mi? Bu bilgiye uygun davranmayacak hiç kimse olabilir mi? E hocam intiharlar var ama onlar normal durumlar değil ki. Anlatabildim mi? Onlar hayatın yaşanamayacak kadar acı, kötülük dolu olduğunu düşünen, çeşitli nedenlere düşen insanlar. Kısaca şunu istiyorum. Yani bilgi hepimizin, insanın, insan olarak hatta hayvanların temel e, davranış biçimidir. Bilgi. E hocam bunun yanında başka ne? Ha inanma da vardır. Ha, hocam bunun yanında ne vardır? E efendim e, güzel şeylerden zevk alma da vardır istiyorsanız. İnsanı tanımlamak istiyorsak insan bilen bir varlıktır. İnsan inanmak isteyen bir varlıktır. Onu da kabul ederim ve hatta insan efendime söyleyelim işte dünyayı e, zevkli bir algının konusu olarak yaşamak ve bundan haz duymak isteyen bir varlıktır diyebilir. Ama bilgi temel vasfımızdır. İnsanı insan yapan bilgidir ve insanı insan yapan bilgi olduğu için insan medeniyetini zaten temelde bilgiye dayanarak bilgiyle dünyayı bilerek algılayarak eşyayı bilerek doğayı bilerek tanıyarak ona hakim olarak gerçekleştirmiştir. Yani bizim geldiğimiz yer eskiden bulunduğumuz yere geldiğimiz yere gelmemizi sağlayan mimariyi, sanatı, felsefeyi, bilimi, hukuku, ahlakı her şeyi yaratmamızı sağlayan şey bilgi. O halde bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler cümlesi kadar doğal, normal bir cümle yoktur. Ha bilgi insana haz mı verir? Verir. Mesela bana verir. Aristoteles de veriyordu. Ve bu Aristoteles'in temsilcisi o Yunan filozoflarına da veriyordu. Dünyayı bilmek istiyorlardı. E hocam bilmenin aynı zamanda bilmeye dayanarak bir de teknoloji, fen, işte teknik dünyada bir takım şeyler faydalı işler yapmak şeyi de yok mu var? Ama tekrar ediyorum, insanın temel özelliği bilmek isteyen bir varlıktır. Bütün diğer özelliklerden önce bilmek isteyen bir varlıktır. A bilmenin kendisi faydalı olabilir ama bilmenin kendisi bilmek için de bize mutluluk verir. Geçmişte mesela dünyanın hangi jeolojik dönemlerden geçtiğini bilmek istiyoruz değil mi? İstiyoruz değil mi? Peki arkeolojik buluntuları alıp geçmişte hangi toplulukların hangi işleri yaptıklarını da bilmek istiyoruz. Tarihi de bilmek istiyoruz. Ne faydası var bize bunların? Hiçbir faydası yok. Efendim geleceğe dönük olarak bunlara dayanarak işte bilmem şu faydalı iş hiçbir faydalı iş yapamayız. Yani geçmişte hangi tabakalardan dünyanın geçtiği, hangi aşamalardan geçtiğini veya bizim nereden geldiğimizi, evrimi, biyolojiyi bilmek bize hiçbir fayda sağlamaz. Onu kullanarak, o evrimden yararlanarak başka bir şey mi olacağız biz? Hatta tam tersi zarar bile sağlıyor biliyorsunuz. Birçok insan biz maymundan mı gelmişiz veya maymunla aynı şeyden mi gelmişiz diye üzülüyorlar bile. Ben üzülmüyorum. Yani onun bana verdiği mutluluk, ondan doğan zararları dinsel veya başka alanlarda, ondan doğan işte inançlarımın sarsılmasından doğan mutluluktan daha değerli o. Kesinlikle öyledir. Zaten felsefede budur. Tanımı neydi felsefenin? Bilgelik sevgisi. Bilgelik denen şey temelde de bilgiden başka bir şey değildir. Ama hani sıradan gündelik, adi, önemsiz bilgiden ziyade önemli, değerli, anlamlı, hayatımıza bir anlam verecek bilgiden söz konusu ediyoruz. Ama bilgi bilgidir, gene de bilgidir. Şimdi bu felsefe ile bir arasındaki farkı gösteriyor. Şimdi bilim, artık biliyoruz ki, çoğunlarca kesin olarak biliyoruz ki, doğru, kesin, kanıtlanabilir bilgidir. Yani illa matematiksel olabilir, olmayabilir vesaire ama bilgidir. Ve yine biliyoruz ki bilimin bazı özellikleri vardır, temel özellikleri vardır. Yani en temel özelliği doğru bilgi olmasıdır. Bir de var, doğru bilgi olmasıdır. Ama her doğru bilgi, doğru bilgi olmak bakımından bilim değildir. Yani ben şu anda konuşuyorum. Bu doğru bir bilgi. Ama bu bilim değil. Öyle değil mi? Yani bilim bir olgular grubu için doğru olan bilgidir. Bir olgular grubu yani mesela taşın düşmesi, serbest düşme, işte ışığın yayılması, suyun kaldırması, kaldırma gücü. Bunların hepsi bilim. Gök cisimlerinin hareketi. Bunların hepsi bilim. Öyle değil mi? Demek ki bir olgular sınıfına ait olacak ve de aynı zamanda bu olgular sınıfında değişmez, deyim yerindeyse zaman dışı ilişkileri ifade edecek. Genel tümel önermeler. Yani biz yine aynı şeyi söylüyorum. Yani biz filanca taş, filanca zamanda, filanca cisim, filanca ortamda, filanca şekilde düştü dediğimiz zaman bilim olmuyor. O tikel bir olayın gözlemi, tespiti. Tespit diyoruz buna. Ama ne zaman ki boşlukta cisimler, Galile'nin Gösterdiği gibi zamanın bilmem e, karesiyle, ivmenin kendisiyle doğru düşer düşerken bilim oluyor. Bir sınıfla ilgili genel, tümel, zaman dışı değişmeyen münasebetler üzerinde bilim oluyor. Bu doğru bilgi. Bu kesin. Hangi bilgi olursa olsun. Yani tarihte de bilim olabilmesi için buna benzer bazı özelliklere sahip olması lazım. Ama felsefeye gelelim şimdi. Çok basit bir şey. Felsefede böyle bir bilgi yok. Felsefe ne de meydana geliyor? Filozofların dünya hakkındaki deyim yerinde ise görüşlerinden, yorumlarından, yorumlarından, açıklamalarından meydana geliyor. Ve felsefede demek ki ortak, genel, herkes tarafından benzeri yöntemlerle kanıtlanabilir veya tahkik edilebilir. Doğrulana bir bilgi yok. Ne diyelim? Çok basit bir şey işte. Hariakleitos diyor ki her şey akıyor. E Parmenides diyor ki hiçbir şey akmıyor. Şey diyor ki, e, Sokrates biraz evvel söyledim. E, erdem bilgidir. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Buna karşı diyor ki şey, Aristoteles, yo diyor. Erdem'in bilgiyle bilgisi ilgisi vardır ama esas itibarıyla başka bir şeydir. Birisi diyor ki mutluluk hazdır. Kim? Epikuros. E, Kant ne diyor? Hayır, mutluluk ödeve uygun davranmaktır. Gördün ki değil mi? Evet. Birisi diyor ki John Locke en iyi, en doğru rejim, siyasi rejim kişilerin rızasına dayanan ne diyelim? Demokratik rejimdir. Ve buna karşı Aristoteles veya Platon ne diyor? Siyaset bir bilimdir. Ve o bilgiye sahip olan kişilerin yani seçkinlerin bu bilgiye uygun olarak yönetmesi doğrudur. E bundan çıkan rejim herhalde demokrasi değil. Öyle değil mi? Gördünüz değil mi? Bak, siyaset ahlak Efendime kozmoloji veya doğa felsefesi her birisinin birbirinden farklı görüşler. Burada bir doğru yok. Burada bir doğru yok. Deyim De sanat eserine benziyor burada felsefe. Yani aynı objeyi bir başka sanatçı bir başka sanatçıdan farklı bir şekilde çiziyor, görüyor. Hatta değiştiriyor kendine göre. Onun için bir sanat eseri aslında o konusu neyse onu değil de sanatçının kendisini anlatır derler. Doğrudur. Fotoğraf makinesi değil değil mi? E şimdi eğer durum böyle böyleyse Kant'ın sözü ne anlama geliyor? Felsefe öğrenilecek felsefe yoktur. Yani ben gideyim Kant'ın felsefesini öğreneyim. Çocuklar bakın gidin mutlaka Platon'un felsefesini öğrenin. Aristoteles'in felsefesi bu önemlidir. Bu yanlış bir cümle. Felsefe yapmayı öğrenin. Bu doğru bir cümle. Ha şimdi demek ki felsefe yapmak başka bir şey. Felsefe yapmanın sonucunda ortaya çıkan ürünün nitelikleri, özellikleri başka bir şey. Öyle değil mi? Şimdi Bilimde buna benzer bir durum yoktur. Bilim yapmakla bilim yapan adamların sonunda varmış oldukları bilimsel sonuçlar birbirine benzer. Yani bilim yapmanın yolu da bellidir. Bellidir. Hatta bunun için kitaplar da yazılır. Bilimsel araştırma yöntemleri. Doğru yöntemlerdir onlar. Bilimsel araştırma usulleri. Onlar da doğru usullerdir. Onlar yapmanız gerekir. E varar, varırsınız bir sonuca, bilimsel bir sonuca varırsınız. İşte Arşimed'in ne dedik? Sıvıların kaldırma kanununu. E o da bütün herkesin aynı yoldan giden, aynı yöntemi kullanan, aynı deneyi yapan herkesin aynı şekilde varacağı bir sonuç olur. Gördünüz mü? Demek ki yollar da aynı, müşterek. Varılan sonuçlar da müşterek. E felsefede Kant'ın söylediği gibi e gidin siz Kant'ın söylediği gibi efendim e, felsefesini takip edin. Edebilirsin, etmeyebilirsin. Ama Kant şunu söylüyor bize. Felsefe yapmanın kendisinin bir deyim yerindeyse takip edilmesi, uygulanması gereken yöntemi vardır. E vardır tabii. E belli. Bu da ne oldu? Belli. Felsefe yapmak ne demektir? Birkaç şey. Çok basit olarak konuşuyorum. Yani öyle teknik, bilimsel araştırma yöntemleri Kitabını yazmıyoruz şu anda. Bir defa felsefe yapmak için önce dünyayı merak etmek gerekir. Yani dünyayı açıklama arzusunu, bilmek arzusunu. İki, e, dayanacağınız bir takım verileriniz olması gerekir. Şimdi ben gözümü kapattım, kendi kendime hayal ediyorum. Anlatabildim mi? Öyle şey olmaz. Veriye ihtiyacım var. Ha, veri nedir? Tarih felsefesi yapıyorsunuz, tarihi olaylar. Doğa felsefesi yapıyorsunuz doğa yasaları ve doğa hakkındaki bilgimiz. Siyaset felsefesi yapıyorsanız insan hakkında, toplumlar hakkında, siyasi rejimler hakkında geçmişte geçmişte gözlenebilen, bilinebilen olgular, olaylar. Hatta geçmişte siyaset üzerine konuşan insanların yaptıkları şeyler. Siyaset üzerine konuşan filozofların getirdikleri teoriler. Yani bir şeyiniz olacak. Ne diyeyim? Bir malzemeniz olacak. Deneyeceğiz malzemeyi. Yani malzemeyi kendi içinizden, gözünüzü kapatarak masa başında oturarak çıkaramazsınız. Ve bu malzeme deyim yerindeyse iyi kötü sınavdan geçmiş, denenmiş, sınavmış malzeme olacak. Demokrasi üzerinde konuşacaksınız. Öyle değil mi? İster e, Platon gibi konuşun, ister Locke gibi konuşun. Şimdi bakın Locke gibi konuşuyorum. Demokratik bir rejimin amacı insanların toplum halinde, huzur içerisinde, huzur güvenlik içerisinde yaşamalarıdır. Bu cümlem e, deyim yerindeyse dogmatik, metafizik ve ütopik ve hayali bir cümle mi? Yoksa insanlar, toplumlar hakkında tarihte elde ettiğimiz bir takım verilere dayanan bir cümle mi? Evet. Çünkü siz dersiniz ki ego hayatı mı? Ya insanlar güven içinde olmak isterler. Aptal derler ya. Ha eğer sen benim bu cümleme karşı çıkmak istiyorsan bir filozof olarak. Yani çünkü ben bundan liberal bir yere varacağım. Bana insanların bunun yanında, huzurun yanında atıyorum. Başka bir takım insan olmak hakkında hedefler olduğunu da göstermek zorundasın. Ha gösterebilirsin. E canım insanlar aynı zamanda atıyorum. Ee, güç de isterler. Güzel konuşmaya başladık. Ben derim ki ama güç sadece güç peşinde koşmak, huzur ve güvenliğin dışında güç peşinde koşmak acaba toplumların mutluluğu için gerçekten kalıcı bir durum getirir mi? Acaba anlatabildim mi? Yani sen bana karşı konuşan, hatta sen faşistsindir. Faşist bir noktayı en kudret iradesinden bahsedersin vesaire. Ama bana söyleyeceğin şeyler benim söylediğimle aynı düzlemde olması gerekiyor. Yani sen bu sözlerini söylerken de bana bir takım verilere dayanman gerekiyor. O veriler derken neyi kastediyorum? Hepimizin bildiğimiz, dayandığımız veya dayanabileceğimiz ortak hayatımıza ait veriler. Yani ne demek? Tarih, insan. Ha sen şunu da diyebilirsin. Ya hocam benim babam vardı hiç bunlardan anlamazdı. O bizi döverdi ve çok güç peşinde koşardı. E ben de sana derim ki iyi de oğlum baban ölçü mü? Veya bizim bir cumhurbaşkanımız vardı. Böyle şeyler söylerdi bize. Derdi ki önemli olan güç peşinde koşmak ve başka toplumları emri altına almaktır. E ben derim ki ama bu da ölçü değil. İşte konuşma böyle başlar. Sonuca varıyorum. Sonuç şu. Kanun söylemek istediği şu. Öğrenilecek bir felsefe yoktur. Ama felsefe yapmak öğrenilebilir. Şimdi çok basit olarak söyleyeyim. Mesela biz felsefe yapmayı bilmeyiz. Çünkü biz konuşmayı da bilmiyoruz birbirimizle. Yani birbirimize derken kendi kendimizle de konuşmayı bilmiyoruz. Birbirimizle konuşmamız da diyalogdur. İnsanın kendi kendisiyle konuşması da, da diyalogdur. Fark ederseniz ben şimdi kendi kendimle diyalog yapıyorum. Anlatabildim mi? E felsefe, bu öğrenilebilir mi? E öğrenilebilir. Çaba sarf edersen öğrenilebilir. İnsanlar öğrenmişler. Yani birbirlerinden felsefe yapmayı öğrenmişler. Son bir cümle söyleyeyim, konuyu kapatalım. Yani en azından nokta Kant diyor ki felsefe nedir? Felsefe bir düşünmedir. Güzel. Bilim de bir düşünmedir. O da güzel. Akla uygun düşünmedir. Bilim de akla uygun bir düşünmedir. Güzel. Akılsal düşünmedir. Güzel. Genel düşünmedir. Biraz önce söylediğim gibi. Yani genel yasalar, kavramlar peşinde koşmadır. Bunların hepsi doğru. Ama felsefeyi bilimden ayıran şeyin ne olduğunu söyledim esas itibariyle. Ama felsefenin temel vasfı şudur. Kendini akla dayanan yani akılsal nedenlerle yani gerekçelerle temellerle haklı çıkarma iddiasına ve imkanına sahip olan herhangi bir düşünce felsefidir. Bakın bu çok çok önemli bir şey kanun diye. Bir düşünce ileri süreceksin, bir iddia ileri süreceksin. Bu iddiayı ileri sürmen için bir şeye dayanacaksın, bir gerekçeye dayanacaksın. E bu gerekçe nasıl olacak? Yahu ben şeyin, ne diyelim, kararlılığın çok iyi bir rejim olduğunu düşünüyorum. Niye diyorum sana? E dün akşam çünkü rüyamda bana şey Efendi göründü. Ee, Söyler. Bu Sude Efendi göründü rüyamda bana ve dedi ki bak Osmanlı Devleti Padişahlık sayesinde çok ileri gitti. Ee, padişahlık çok iyi bir rejimdir. Onun için o rejimde kalmanız lazım. Şimdi bu evet kendisini akla dayanan bir gerekçenin meşrulaştırıyor. Neyle diye meşrulaştırıyor? Rüyayla. anlatabildim mi? Şimdi biz yine akılsal olarak şunu biliyoruz ki ve akıl kelimesi ben çok genel kullanıyorum. Yani akıl derken mantığı falan kastetmiyorum sadece başında. Akıl bizim şimdiye kadar ki hayatımızdan, kendi hayatımızdan, etrafımızdaki insanların hayatından, bizden önceki nesillerin hayatından, toplumların hayatından edindiğimiz, her alanda edindiğimiz tecrübelerin, bilgilerin toplamı olan şey akıldır. Anlatabildim mi? Biraz evvel ne dedim? E ya insanlar huzur ve emniyet içerisinde olmaktan mutlu olurlar. İyi. Çünkü o bilgiyi biliyoruz biz işte. Veya rejimler rızaya dayanmalıdır. Yani bir rejimin meşruiyeti o rejimde idare eden insanların o yöneticiden memnun olmaları ve onu kendi istekleriyle seçmeleridir. Bak basit bir cümle. Aristoteles de bunu söylüyor. Rıza kavramı herhangi bir rejimin meşruiyetinin temelidir. Bu size mantıklı bir cümle gibi gelmiyor mu? Veya hayır, rejimler rızaya dayanmamalıdır. İçlerindeki bir adamın özel karizmasına veya içlerindeki bir adamın sahip olduğu kudrete, güce dayanmalıdır. Mesela askerse, generalse, Genelkurmay Başkanıysa emrinde bulunan askerlerin sahip olduğu ateş gücüne dayanmalıdır. Size makul mantıklı geliyor mu? Makul geliyor mu? Ha gelmiyor değil mi? Hadiye gelmiyor işte mesele o. Felsefe budur. Felsefe yapmak öğrenilebilir. Felsefi düşünme öğrenilebilir. Hatta e, dünyada bence insan hayatı ile ilgili olarak da bilimde değil. Bilimde değil. Yani insan derken çok geniş bir evlenmek, boşanmak, çocuk yetiştirmek, meslek sahibi olmak hemen her alanda takip edilmesi gereken tek bir düşünce tarzı varsa o felsefi olarak düşünme tarzıdır. Bak bilimsel bile demiyorum. Neden? Çünkü bilimin bunlara da ilgisi yoktur. Yani sen bana gelsen, desen ki hocam evlenmek istiyorum. Acaba bana bir tavsiye de bulunur musunuz? Ben sana git fizik oku. Git iletişim oku demem. Hatta iletişime biraz da imkan veririm. Çünkü iletişim içinde biraz felsefe de vardır. Anlatabildim mi? Felsefe bu demek işte. yani ne yapmak istiyorsun? Niçin yapmak istiyorsun? Gerekçelerin ne? İleri sürdüğün bir iddia ve yapmak istediğin bir davranış, bir eylemi acaba elimizde bulunan neyse iyi kötü elimizde bulunan bilgilerle, malzemeyle, tecrübeyle, deneyle akılla, akıl bu çünkü, acaba haklı çıkarabilir miyiz? Felsefe bu. Ha bilgi, e, tabii bilimsel bilgi var, felsefi bilgi var, tecrübe bilgi var. Ama bütün hepsinde ben akıl derken, daha doğrusu akıl kelimesini çok kapsamlı yaptım. Ben akıl derken iki kere ikinin dört ettiğini söyleyen şeyi kastetmem yalnız. O da akıldır. Akıl derken sadece mantığı kastetmem. Yani A eşittir B ise B eşittir C ise A eşittir C'dir. Tamam akıl iddiam yok. Ama ben akıl derken insanın insanın duyu, gözlem, teşhis, tespit, sezgi, bilgi, geçmişten gelen sadece bireyin değil toplulukların bütün bu deneylerinin toplamı olan ve bütün bu deneyler sonunda elimizde kalan şeyi kastediyorum. Acaba anladınız mı? Bak bütün bu deneyler sonucunda... Şey, ha. Şimdi mesela bir deney yapalım size. Evet... Efendim... Ee, dünya... Ee, ...düzdür. E tabii bize düz gibi geliyor. Bak... ...bütün... ...dünyada uzunca bir süre dünyanın düz olduğu düşünülmüştür. Ama ta Yunan'dan itibaren de insanların bir kısmı hayır düz değil demişlerdir. Bu deneye karşı başka deneyler... Hani uzaktan e, bir gemi geldiği zaman önce işte bilmem şeyinin yelkeninin görülmesi, sonra gövdesinin görülmesini vesaire anlatmışlardır. Anlatabildim mi? Bak bu da bir deney. O da bir deney, o da bir deney. Zaman içinde ne anlaşılıyor? hepsi aynı ölçüde doğru değil. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Sonra başka bir şey söyleyelim. Uzunca bir süre insanlar sırf işte de, de, deyim yerindeyse, e, iptidai basit deneylere dayanarak, Diyelim ki Güneş'in doğduğunu ve battığını söylemişlerdir. Öyle gelmiyor mu bize? Güneş doğuyor, batıyor. Ama daha sonra hemen çok kısa bir süre içerisinde insanlar yok ya şey yapan doğan batan güneş değil. Biz dönüyoruz demişlerdir. Ta Yunan'dan itibaren. Bakın ta Yunan'dan itibaren dünya dönüyor demişlerdir. Söylemişler midir? Ama insanın çok büyük bir kısmı diyelim ki buna hala ben memlekette, Urfa'da şimdi hala insanlar Güneş doğar, Güneş batar. Dünya dönmez diye inanmaktadırlar. Doğru mu? Güzel. Yani. Hadi dilimize böyle geçmiş. Bunda hiçbir zarar yok. Şimdi ama şunu söylemeye çalışıyorum. Öte yandan bugün artık dünyanın döndüğünü işte dünyanın güneşin etrafında döndüğünü kendi etrafında döndüğünü 24 saatlik olayın böyle olduğunu burada bilmem saat üçgen, Amerika'da gecenin bilmem henüz daha e, altısı olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Bu da bir deney değil mi? Nereden biliyoruz? İstersen filmden biliyoruz. İstersen çocuğum Amerika'da olduğu için telefon ettiğim zaman biliyorum. Konuşuyorum kendisiyle diyor ki bana baba burada diyor saat 11. Ben diyorum ki burada saat 10. Gündüz. O diyor gece 11. E gördünüz mü? bu da deney. Şimdi bütün bunları öğrendikten sonra bu deneyle öğrendikten sonra hangi gerekçe artık makul gerekçelerle efendime söyleyelim şeyi savunabiliriz. Güneşin ha güneşin doğduğunu battığını artık buna palavra şeyler buna bitti. Öbürü daha makul bir gerekçe. Ben buna da akıl diyorum. Akıl şu ana kadar sahip olduğumuz doğru bilgilerin toplamı. Sadece doğru bilgiler değil, doğru görüşler, doğru duygular, doğru duygular. Özgürlük iyi bir şeydir. He? İşkence kötü bir şeydir. Bu bilgi mi? E bilgi aynı zamanda. Insana işkence edilmesine hoşlanmışlar mı? Hoşlanmamışlar. Özgürlükte insana hoşlanıyorlar mı? Hoşlanıyorlar. Gördünüz mü? Bakın bu doğru bilgi mi? Doğru duygu mu? Doğru eylem mi? Anladınız mı? Demek ki? Bunlar hepsi benim için. Bunların hepsi benim için. Kant'ın sözünü an, ettiği anlamda akla dayanan gerekçeler akla dayanan veriler. Felsefe bu. Ha bunu şey yaptığınız zaman milletçiyi de savunabilirsiniz, demokrasiyi de savunabilirsiniz, krallığı da, soyluluk rejimi de savunabilirsiniz. Bilmem atabilirim O zaman farklı farklı felsefeler çıkar. Kimisi materyalist olur, kimisi idealist olur, kimisi işte bilmem oligarşi taraftarı olur, kimisi demokrasi taraftarı olur, kimisi ahlakta hazcı olur. Hiç oralara girmedik. Kimisi ahlakta ödevci olur. Birbirine tamamen farklı. Bu da harika bir soru. Bu, bu sorular birbirini tetikleyen şeyler olmuş. Birbirini hazırlayan. E valla bu da insan hakkında bir tecrübeye dayanıyor. Bir. İnsan hakkında yalnız bir tecrübeye değil, bir de bir tasavvura, tasarıma dayanıyor iki. Yani her insan bu cümleyi aynı ölçüde makul, mantıklı, değerli, önemli görmez. Ama ben görürüm. Batı uygarlığı içinde yaşayan bir adam bunu görür. Şimdi şöyle düşünelim. Biz insan mıyız? Evet. İnsan olmak güzel bir şey mi? Bence güzel bir şey. Evet. Yani hayvan olsaydık zaten bu soruyu soramazdık, kendi kendimizle konuşamazdık. Hayvanlar adına da onlara kötülük yapmak istemiyorum. Hayvan olmak da muhakkak güzel bir şey. İtirazım o. hayat da güzel bir şey. Ama insan olarak hayata sahip olmak var, e, kedi olarak hayata sahip var veya bitki olarak hayata sahip olmak var. Girmeyelim o konuya. Peki insan olmanın değerini meydana getiren şey ne? Biraz önce dedik, bütün insanlar doğarabilmek isterler. Benim kanatıma göre... İnsan ormanın değerini medenirken temel şey bizim akla sahip olmamız. Zihine sahip olmamız. Bilmeye ihtiyacına sahip olmamız. Uygalı da meydana getiren şey bu. Güzel. Eğer akıl böyle bir şeyse, o zaman doğayı, güneşi, ayı ve güneşin hareketlerini, bitkilerin nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, geçmişte dünyanın hangi dönemlerden jeolojik olarak geçtiğini, Öyle değil mi? Bildiği gibi, bilmek istediği gibi kendi hayatını, kendisini de bilgi konusu yapmayacak mıdır? Sorgulamayacak mıdır? Ben neyim? Ben kimim? Özüm nedir? Ne yapmalıyım? Niçin yapmalıyım? Bir amacım var mıdır? Sorgulayacaktı değil mi? Yunan insan bunu yapmış. Sokrates de bunu söylemeye çalışıyor. Yunan felsefesi önce doğa felsefesi olarak ortaya çıkmış. Yani doğanın ne olduğunu anlamaya çalışmış. Biraz evvel söylediğim yönde doğada işte hareket nedir, değişme var mıdır, yok mudur, her şey sabit midir, nereye doğru gitmektedir vesaire. Yani doğanın deyim yerinde ise ilkelerini ortaya koymaya çalışmış. Ve doğada meydana gelen olayların yine deyim yerinde ise yasalarını ortaya koymaya çalışmış. İnan filozofu. Ama zaman içerisinde deyim yerindeyse insan aklı doğada bir süre mümarese ettikten sonra, tecrübe kazandıktan sonra, uygulandıktan sonra kendisini de kendi düşüncesinin konusu yapmış. Kendisini kendi düşüncesinin konusu yapmış. O zaman kendisini de incelemiş. Ben neyim? Özüm ne? Doğam ne? Ben doğadaki diğer varlıklar gibi bir varlık mıyım? Yoksa onun yanında başka bir özelliği olan bir varlık mıyım? İyi ne? Kötü ne? Ben haz peşinde mi koşmalıyım? Efendim? Yoksa benim bir ödevim var mı? Ben bir vicdana sahip miyim? Doğru mu? Evet. Ha bu arada topluma bir bakmış ki mesela toplumda bir takım kurumlar var. Geçmişten gelen Yunan toplumuna bahsediyorum. Birçoğu, birçok insan Yunan toplumunda köleliği yani bir insanın başka bir insanın emri altında onun bir alet olarak efendime söyleyelim muamele görmesi doğal kabul etmiş. Ama bazıları doğal kabul etmemiş. Bazıları doğal kabul etmemiş. Sofistlerden bir kısmı çıkmış demiş ki kölelik doğal değildir. Ahlak alanına da şey yapmış. Bir takım adamlar gelmiş daha dentesten. De Kritiyas gibi sofistler dine incelemeye başlamış. Din nedir? Yani din duygusunun Tanrı korkusunun temeli nedir? Acaba bu yasalara, yasalarda yasaların efendim yetmemesinden ötürü ve yasaların e, kamusal e, alanda uygulanmasıyla yetinmeyip de aynı zamanda Tanrıların görmediği veya bilmem ne yapmadığı bir alanda bireysel alanlarda da insanları şey yapmak için mi e, ne diyelim disipline altına almak için mi? İşte bütün bunların hepsi yani hayat derken Sokrates'in kastettiği hem kendi hayatı hem genel olarak insanın hayatı. Sorgulanmayan, sorgulanmayan, düşünülmeyen, üzerinde düşünülmeyen bir hayat yaşanmaya değmez. Bakın bu bir tercih. Ama sadece tercih değil bir tespit. Sadece bir tespit değil bir tecrübe. E ama diyeceksin ki hocam birçok insan şöyle düşünüyor. Yani bunlar hiç gerekli şeyler değil. Yaşarız. Doğarız, yaşarız, ölürüz. E tamam bu da bir tercih. Ama o tercih Sokrates'in tercihi Yunan insanını nereye götürüyor? Öbür tercih buna önem vermeyen, buna değer vermeyen bir toplum insan nereye götürüyor? O toplumdan hangi toplumdan söylemeyeyim ben. Ama biraz çalıştırın kafanızı, anlayın. Yani o tercih o toplumu Yunan medeniyetine götürüyor. Yunan felsefesine götürüyor, Yunan şiirine götürüyor, Yunan bilmem edebiyatına götürüyor. Ama öbürü e vallahi biz böyle geldik, böyle gidiyoruz işte ne yapalım dediğimiz zaman da o tercih de onu oraya götürüyor. Şimdi hocam bu soru da haklı olarak bana sık sık soruluyor. E canım, yani önemli olan mutlu olmak değil mi? Yani sorgulamayan bir hayatı, sorgulamayan bir şekilde yaşayan bir insan da mutlu olmuyor mu? Bu iyi bir sorudur. Evet, e kedilerden mutlu. O zaman mesela hatta belki ağaç sorsak yani sen nasılsın? Valla çok mutluyum diyecek işte. E, suyumu alıyorum, güneşimi alıyorum, bilmem neye doğru gidiyorum. Ama bu insan hayatı değil. Yani insan böyle bir varlık değil. İnsan görüyoruz ki öyle değil. İnsan senfoni yazıyor, insan semfo, bilmem bilme müzik yapıyor, şiir yazıyor, hatta yarış yapıyor, koşuyor, oyun oynuyor, düşünüyor, ahlak inşa ediyor, iyi arıyor, yetinmiyor. Demek ki mutluluk mutlaka iyi bir şeydir ama herhalde insan için tek hedef olarak mutluluk Başka şeyler de olması gerekiyor. Bilgi de bir mutluktur. İşte Yunan insanı böyle diyor, bilgi mutluktur diyor. Dolayısıyla ben de öyle, o bakımdan Yunanlıyım. Yani ben de öyledir. Hatta yani bir, mutsuzluk veren bilgi bile bana mutluk verir. Veya mutluk veren cehalet bile beni mutsuz eder. Şimdi hangi eğitim? Eğitim var, eğitim var. Bir, insanla ilgili olarak düşündüğüm şey, bir defa insanın alacağı birkaç türlü eğitim var diye düşünüyorum ben. Heh. Şimdi bir hayatta kalmak için yapması gereken bir şeyler var. İsterseniz buna meslek eğitim diyelim. Neticede üretecek bir şeyler değil mi? E Bir defa insana yani hayatta kalmak için gerekli be becerileri kazandıracak bir eğitime ihtiyaç var. Yani o ister bilgisayar kullanmak olsun, ister hızar kullanmak olsun, marangozsa, ister bilmem terziyse diş dikmek olsun. Böyle bir eğitim var. Evet. İkinci bir eğitim var. Bakın. İnsanı toplumsal bir varlık olarak bir toplum içerisinde uyumlu bir varlık haline getirmek. O da bir eğitim. Ne anladınız mı? Bak insanın toplum içinde yaşayan, toplum içinde yaşamak için yaratılmış olan deyim yerindeyse ve toplum içinde yaşadığı takdirde bir takım inkişaflarını elde eden, potansiyellerini geliştiren Yunan da böyle düşünür Aristoteles. Bir varlık var. E o zaman insanı toplum içerisinde toplumsal olarak yaşayabilir bir varlık haline getirmeliyiz. Şimdi diyeceksin hocam bu kadar basit bir şey mi ki bu? E o kadar basit değil. Mesela bizim bir toplumsal eğitimimiz var mı? Mesela trafiğinize bakın. Böyle bir eğitiminiz var mı? Ee, yani bakın ve bunu genişletin. Toplumsal eğitimimiz de yok bizim. Ee, bir de insan ilişkilerine bakın yani şiddete dayanan bir ilişki tarzımız yok mu? Futbol maçlarına bakın. Evet demek ki toplumsal eğitim diye de bir şey var. Medeni eğitim. Evet. E fiziksel beden eğitim var o da önemli. Çünkü biz sadece ruhtan meydana gelmiyoruz. Bir de bizim bir vücudumuz var. Onun çalışması gerekli. Sağlığımız önemli. O da var. Yavaş yavaş bunları sayıyorum değil mi? Fiziksel eğitim, teknik eğitim, profesyonel eğitim vesaire vesaire. Ama en önemlisi tabii temel olarak zihin eğitimi. Zihin. Tekrar aynı yok değil. Eğer insan esas itibariyle zihinden ibaretse veya insanın mümeyiz vasfı, ayırıcı vasfı zihinse, akılsa, e, insanın aklını doğru kullanmayacak bir şekilde eğitmemiz lazım. E, i̇nsanın aklını doğru şekilde kullanma eğitimi diye bir şey var mı? Var işte. Zaten bütün Milli Eğitim Bakanlıkları en azından modern, bu, bu amaca yönelik. Doğru değil mi? Zihnini, zihnini Ha bu ahlaki eğitimi de içine alır mı? Alır. Tabii zihnini eğittiniz ama adam ahlakını da içine alırsınız. E canım ahlak eğitiminin zihin eğitimiyle ilişkisi yoktur. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Ya ben öyle zannetmem. Anlatabildim mi? E işte çocuklara şey yaparız. E, ahlak eğitimi veririz babalar olarak öyle kendisine şunu yap, şunu yapma deriz, tavsiyelerde bulunuruz. Ona hatta güzel anekdotlar anlatırız. İslam alimlerinin, İslam sufilerinin, İslam bilmem bilginin hayatını anlatırız. Bu bir yöntem mi bu? Veya bu yöntem başarılı olduğunu görüyor musunuz? He? Heh. Ya ahlak da bir eğitimdir. Bu ahlak eğitiminin de temelde zihin eğitimi vardır. Onu söylemeye çalışıyorum. E, sanat eğitimi... Sevmeme gerek yok. Yani insanın dünyayı sanat eğitimi derken benim insanların sanat yeteneklerini geliştirmekten başka bir şey kastediyorum ben. O da bir eğitim muhakkak, özel eğitim. Sanattan sanat eserlerinden zevk alma, sanat algısının geliştirilmesi, hayatın insana bahşettiği ve Tanrı'nın insana bahşettiği güzel şeylerden hoşlanma, yüce şeylerden hoşlanma duygusunun geliştirilmesini kastediyorum. Bunlar o kadar basit şeyler değil. Ben klasik müzikten hoşlanmazdım. Ve yani birçok adam da şimdi Türk klasik müziğinden hoşlanmıyor. Ama çok hoşlanıyorum şu anda. Demek ki bir eğitim meselesi. Peki şiir eğitimi diye bir şey yok mu? Var. Edebiyat eğitimi. Şimdi edebiyat eğitimi için önce bir defa kelimeleri öğrenmek lazım. E şimdi televizyonda söylendiğine göre bin kişiden bir kişi günde bir dakika kitap okuyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi burada bir eğitim var mı? Veya bu adamın e, zihin dünyasının, e, kelimelerden meydana gelen kurgu dünyasının, hayal gücünün e, gelişmesine, bunlardan doğan olaylar, entrikler, kişilikler, derinleşmeler, ahlaki duygular, yüce duygular anlamasına, ilişkilere imkan var mı? Bilmem anlatabildim mi? Sonuca geçiyorum. Bence insanın esas temel eğitimi zihin eğitimidir. Çünkü biz insanız. Akıl eğitimidir, istiyorsan felsefe eğitimidir. Öyle çok e, teknik bir şey söylemiyorum. Bunun içerisine de işte böyle çeşit çeşit öbek öbek girer. Duygu eğitimi, ahlak eğitimi, meslek eğitimi, sanat eğitimi, algı eğitimi girer. E bunun da yolları belli. Dünya bunu yapıyor zaten. Dünya bunu yaptığı için hayatını bu eğitim sayesinde bizden çok daha ne diyelim? Zengin, iyi bir terim yaşayan topluluklar var. Bir de biz varız işte. Ya bize benzeyen topluluklar var. Zengin yaşamak diye bir şey var değil mi? Yani başka insanları tanımak, başka insana duygularını anlamak, başka durumları anlamak, empati, sempati. Bak bunların hepsi hep patosla ilgili. Yani ne demek istiyorum? Duyarlılıkla ilgili buna. Duyarlılık bu. E, dünyaya duyarlı olmak, hayvana duyarlı olmak, güzelliğe duyarlı olmak, kuşa duyarlı olmak. E, görüyorsunuz yani. Var mı? Eğitim amacı bu yani illa herkesi felsefeci yapmayalım ama ne demişti felsefe yapmak e, öğrenilebilir. Efendim insanlar dünyadan zevk almak, anlamak, algılamak, düşünmek, doğru düşünmek, tutarlı düşünmek buna da öğrenilebilir. Eğitimdir. Ben kanaatimce eğitimdir. Buna liberal eğitim de diyoruz. Liberal eğitim diyoruz. Yani Batı'da bunun bir adı da var. Liberal eğitim. Klasik eğitim de diyebiliriz buna. Ben klasik ve liberal eğitimin yanında olan bir adamım. Ama aptal değilim. E hocam bilgisayar eğitimi vermeyelim mi? E gayet tabii ki vereceksin. Veya teknik eğitim vermeyelim mi? Gayet tabii ki vereceksin. Ama verirken bunları da unutmadan vermen lazım. Herkesin alabileceği kadar. Yani insan olmak bakımından hakkımız olan bir mutluğa erişmek için eğitimize lazım. İnsan olmak bakımından elde edebileceğimiz bir duyarlılığa sahip olmamız için o eğitimi vermemiz lazım. E çünkü bu topraklar bunun üzerine kurulu değil. Bu topraklar başka bir şey üzerine kurulu. Çok gene söylüyorum, girmeyeceğim konuya. İnanma üzerine kurulu. İnanma kötü bir şey değil. insana inanmaya diye ihtiyaç var. Ama inanmanın yanında zihin, akıl, entelekt, entelektüel kavrayışa da ihtiyaç var. Hatta inanmanın gerçek bir inanma olması için bile belli bir miktarda tam olarak değil akılsallığa ihtiyaç var. Bununla şey demek istemiyorum. Yani inanç akılsaldır falan filan demek istemiyorum. Bu konuların anlaşılması için bile ihtiyaç var. Ama bizim değerimiz evladım, bizim değerimiz gelenek. Biz gelenekle şeyiz. Ne diyelim? Ee, ha vallamız Gelenek, gelenek, gelenek. Oysa ki felsefe de başlangıcında da öyle, şimdi de öyle. Geleneğe niçin diye karşı çıkma cesareti, özgürlüğü. Neden? Bu kadar basit. Neden? Şimdi e, o soruyu sorduğunuz zaman, o soruyu sorduğunuz zaman geleneği temsil eden, geleneği temsil adamı ona bir cevap vermesi lazım. Şimdi geleneği temsil eden adam buna yine gelenekle cevap veriyorsa toplumun herhangi bir şekilde ilerleme şansı yok. Neden? E çünkü böyle gördük. Ama geleneği temsil eden adam, geleneği temsil eden buna çünkü deyip makul, mantıklı, insan tecrübesine dayanan bir gerekçeyle cevap veriyorsa felsefe başlamış demektir. Sokrates'in çok hoş bir lafı var. Yunan dünyasında da felsefeye gerek olmadığını ileri süren insanlar var. Şöyle diyor, biraz demagoji de yok değil içinde ama Sokrates diyor ki, iki şeyden biri, felsefeye karşı çıkan veya felsefenin gerekli olmadığını söyleyen insanlara diyor bunu. Bunları söylüyor. Ya diyor benimle tartışmazsınız felsefenin gerekli olduğunu kabul edersiniz gidersiniz. Veya felsefenin gerekli olmadığını bana anlatırsınız. Ama o zaman da felsefe yapmak zorunda kalırsınız. Yani felsefeyi yapmayalım. Atalarımızın söylediklerini kabul edelim. İşte geleneğe Diyen alım dediğiniz andan itibaren bense bu soruyu sorduğum zaman ben size bu soruyu sorduğum zaman bana bir açıklama yapacaksınız. Gelenek içinde kalalım çünkü gelenek iyidir. Dediğiniz andan itibaren başladı felsefe. Sorarım. Niye gelenek iyidir? Gelenek, gelenek olma bakımından iyi olabilir mi? Sorarsınız. Gene söylersiniz. Akıllıysanız tabii. İkinci adıma geçer misiniz? Emin değilim. Gelenek iyi olmamış olsaydı devam etmezdi dersiniz. Bak şimdi şeyler başladı. yani, ha, düşünme konuşmaya başladı. Ben de sorarım size. E gelenek bir zamanlar iyi olduğu için gelenek olmuştur ama geleneğin artık iyi olmaktan çıktığı durumlarda yok mudur? mesela hemen başlarım konuşmaya. Şimdi bu konuşma devam ettiği andan itibaren ilerledikçe felsefe gelir ortaya. Ama bizde konuşmanın hiçbir zaman için bu noktaya gelmedi. Ne biliyorsunuz? Hatırlayın, Diyanet İşleri Başkanlığı mıydı? Son zamanlarda yayınladı. Ya okullara göndermeyelim çocukları. Gönderdiğimiz zaman şüpheleniyorlar, soru sormaya başlıyor itiraz ediyorlar. Hatırladınız mı? İtiraz ediyorlar. Bir rapor sunmuşlar. İnsanlara öğretmeyin bir şey. Çok güzel aslında. Çok naif. Aynen öyle. Evet, evet, haşekler eğitim sistemiyle ilgili galiba değil mi? Çok naif ama çok şey yani, çok çocuksu bir şey ama. E doğru söylüyor tabii yani adama bir şeyler öğrettin mi? Adama bir şey öğrettin mi? Sorar sana. İtiraz eder. Öyle bir eğitim kuracağız ki hem onu şey yapacağız, efendim eğiteceğiz hem de soru sormayacak. Daha doğrusu onu soru sormayacak bir şekilde eğiteceğiz. Abi eğitimin bir amacı da var. Anlatabildim mi? <laughs> ha yani böyle hani vardı ya ben şeyde mahalle mektebine gitmiştim falan işte Arapça öğrenmek için, daha doğrusu Kur'an okumayı öğrenmek için böyle başını sallarsın böyle. Şimdi de filmlerde görülüyor, Pakistan'da, medreselerde falan. Şimdi zaten koror halinde. Öğrenmek için o harflerin telaffuzunu veya öğrenmesini, başını falan öne doğru eğerek böyle ayin gibi konuşan çocukların bir soru sormasını bekliyor musun yani? Böyle bir şey olmaz. E ama Aziz Nesin'i söylediği gibi şimdiki çocuklar harika. E soruyorlar çocuklar. Şimdi toplumumuzda bizim bir şey var. Hmm, ne diyelim, hoş ama yanlış bir yargı var. Yani hoş olmasının nedeni şu felsefeyle bilimi aynı şey olarak görünce toplumun büyük bir kısmı, e, felsefe de bilimin prestijinden biraz yararlanıyor. Çünkü kimse bilme karşı değil. İster eski tarz bilime, din bilimlerine, isterse yeni tarz bilime, yani e, e, doğa bilimlerine, çünkü çok cazip bir şey. Anahtar kelime. Sağcısı da karşı değil, solcısı da karşı değil. Öyle değil mi? Heh, böyle bir şey. Ee, hatta işte Atatürk'ün ünlü sözü, Hayatta en haki mürşit bilimdir. E, bilimin tabii... ...teknolojiye dönüşmüş şeklinin dünyayı nasıl değiştirdiği, o da biliniyor. E, bilimin egzaklığı, özellikle matematik falan gibi bilimler, e, iyi kötü herkes biliyor bunları. Dolayısıyla yani bilim presici bir kelime. Yani insanlar o bilimin prestijinden yararlanmak için felsefeye de bilim demek istiyorlarsa, istiyorlarsa felsefeci biraz pek karşı çıkmıyor. Ama yanlış bir şey bu. Tamamen yanlış bir şey. Şimdi üç şeyi birbirinden ayıralım. Yani sanat hiç katmıyorum. Sanat bambaşka bir şey. Felsefe, bilim ve din. Anlatabildim mi? Şimdi tabii ki çok genel olarak konuşursak buna içinde de belli ölçüde akıl var. Yani tamam ama esas itibariyle, temel, özü itibariyle herhalde din akla dayanmaz. Alakası yok. Dayanmaması da lazım. En basit olarak yani dinden bahsediyorsak, din isterseniz tarih itibariyle insanların korkularına, istersen gelecek itibariyle ümitlerine, istersek insanın yalnızlığına karşı teselliye, ölüme karşı teselli ihtiyacına, ne derseniz deyin ama yani bir tek kelimeyle ifade etmemiz gerekirse, hatta basit bir kelimeyle, yani e, din insanın kalbine dayanır. Anladın mi? Beynine değil. Ha öyle diyelim. Bu daha basit oldu. İnsanın beynine. De. E hocam ya birisi tutup da beyinde dinle ilgili bir şey icat şey yaparsa ispat ederse, e o zaman konuşuruz. Bazen söylüyorlar ana hani, belli yeri işte bilmem konuşmak için bir yeri sunun için, inanmak için de beynin şöyle bir yeri varmış diyorlar. Olabilir. Yani o da yorumlanabilir. Peki, şimdi geldik felsefe ile bilime. İkisine ne dedim? İkisi de bilgi değerine, sahip olma iddiasında. Bilgi değerine. Ama ikisinin bilgi iddiası iyi ise yerindeyse aynı ölçüde değil. Bilim hem bilgi iddiasına sahip hem bilgi. Felsefe bilgi iddiasına sahip ama bilgi değil. Ama bu içinde felsefenin de bilgi olmadığı anlamına gelmiyor. Neden? E çünkü hem kaynakları zihin, hem amaçları evren hakkında bilgi vermek, hem de e, o e, felsefe denilen etkinlik içinde ister ahlak, ister siyaset, ister başka alanlar olsun belli bir ölçüde bilgi de var. Yani bilgi yok değil. Orada da bilgi var. Biraz evvel konuştuk işte siyaset söz konusu olduğu zaman hangi rejimler niye iyidir, insan doğası hangi rejim için daha uygundur veya hangi... Bunlar işte bilgi de var. Şimdi i̇şte felsefenin e, bilimle ilgisine gelelim. Felsefenin bilime ihtiyacı var. O doğru. Yunan felsefesi de zaten deyim yerindeyse felsefe ile bilimi birbirine ait etmeye gelişmiştir. Filozofların birçoğu hatta modern zamanlara kadar da aynı zamanda bilim adamıdır. Aristoteles biyologdur. Büyük bir biyologdur. Ee, şey ne diyelim? E, Platon büyük bir matematikçidir. Değil mi? Descartes büyük bir matematikçidir. Bertrand Russell büyük bir matematikçidir. Yani gördüğünüz gibi yani aynı zamanda bu adamlar e, herhangi bir bilim dalında da yay bizzat kendisi de katkıda bulunan kontribüsyon yapan büyük bir bilim adamıdır. Platon gibi, Aristoteles gibi veya bilimle çok haşır neşir olan insanlardır. Çünkü bilgi iddiası var. Ama gene de arada farkı gösterdik. Bilginin, bilimsel bilginin ne olduğu belli, bilimsel bilginin bilgi olduğunu tespit ve tahkik etmek için kullanmamız gereken ölçütler de belli. Yani çok en basit olarak söyleyelim. Doğru bilgi olduğunu gösterebileceksin. Öyle gösterirsin, böyle gösterirsin. Deney yaparak gösterirsin, başka bir şekilde gösterirsin. Öyle değil mi? E, felsefede ileri sürülen herhangi bir tez, bir doktrin, bir Kur'an, bir iddianın doğru olduğunu tırnak içinde söylüyorum, tırnak, doğru olduğunu gösteremezsin. E ama diyeceksin ki, e, niye bize şey geliyor? E, hoş geliyor, doğru gibi geliyor. E, doğru gibi geliyor diyor ki, doğru gibi olduğu için doğru geliyor. Bilmem anlatabildim bak doğru gibi gelmek önemlidir. Ne dedim ben? Loksun sen liberal bir filozofsun. İyi bir rejim yönetilenlerin rızasına dayanan bir rejimdir. E doğru gibi geliyor. Hiç kimse yönetilenlerin rızasına dayanmayan, onların tam tersi karşı çıkan bir rejim, iyi bir rejimdir cümlesi ne söylemez? Söyleyemez. Bilmem anlatabildim mi? Ona karşı çıkan bir Platon bile olsa şöyledir. Onlar için e, iyi gibi gelmeyen ama aslında iyi olan rejimdir bu. Bak biraz geçti gene. Çünkü onlar bilemezler kendileri için neyin iyi olduğunu. Şey öyledir, e, Platon. Der ki, yani tıpta, hekimlik insan için doğru mu? Doğru. Hekime ihtiyacımız var mı? Evet bize bir mutluluk getiriyor mu? Getiriyor. Peki bir hasta hekimle ilişkisinde neye bakalım biz? Hekimin hasta için söylediğine mi bakacağız yoksa hastanın hekimin kendisine söylediği şeylere karşı gösterdiği tepkiye mi bakacağız? Şimdi bugünkü dille söylüyorum. Hekim dedi ki, e işte sen ameliyat olman lazım. Hasta diyor, ben ameliyat olmak istemiyorum. Şimdi hekimin hasta için söylediği şey doğru deriz biz. Ama ona gösterilen tepki hasta tarafında doğru değil. Platon rejim böyle bir şey gibi düşünüyor. He? He. E şimdi bu da bu manada size makul gibi geliyor değil mi? Burada da bir doğru bir bilgi iddiası var. Ya evet. Hakikaten. Aristoteles daha mantıklı bir şey söylüyor. Diyor ki bir ayakkabının iyi ayakkabı olduğunu ayakkabıcıya sorarız ama tabii bir ayakkabıyı eğer ayakkabıcı kurallarına iyi bir uygun bir şekilde yapmışsa bir ayakkabı iyi ayakkabıdır. Bir koltuk iyi bir koltuğun sahip olması gereken niteliklere sahipse iyi bir koltuktur. Ama diyor gene de bunu son tahlilde ayakkabıyı gen adama sormamızda yarar var. Bak çok güzel. Çok güzel. Çünkü neticede ayakkabı ayak için yapılıyor. Ayağın sahibi ayakkabıcının yaptığı kudreyi giyen adam şimdi sen bana veriyorsun ayakkabıyı ben giyiyorum ayakkabı biraz kullanıyorum vuruyor ayağımı ve beni çok sıkıntı yazıyor sen bana diyorsun ki vallahi bu ayakkabı tekniğine göre yapıldı en güzel deriden en güzel kurallara göre iyi de ayağımı vuruyor diyorum ben senin ayağın yanlış bakın gördünüz mü bu da size makul geldi burada da bir bilgi var Aristoteles'in söylediğinde de bizim insan olarak varlığımız, ihtiyacımız he? hakkında bir bilgi yok mu? Bakın üçü de bilgi. Demek ki felsefede yine bilgi var. Yani felsefecinin herhangi bir teoriyi ileri sürerken son tahlilde şey yaptığı, denediği, sınadığı bir bilgisel alan var, bir zemin var. Hem kendisinden hareket ettiği bir bilgisel zemin var, hem de doğruluğunu sınadığı bir bilgisel zemin var. İşte üç teori söyledim. Üç teoriyi de sınadık. Şimdi bunlardan hangisi doğru? E bazı durumlarda Platon'un söylediği doğru. Yani hastaya eğer sen ameliyat olman lazım diyorsa ve hasta ameliyat olmuyorsa e hasta yanlış yapıyor. Doğru adamı söylediği. Bazı durumlarda Aristoteles'in söylediği doğru. Anlatabildim mi? E bazı durumlarda da şeyin söylediği doğru. E, ee, Lok'un da söyledi. Gördün mü? Üç tane ayrı felsefe. E hocam sana göre, e Locke söylediği söyledi doğru. E sen nereden bunu çıkardın? E çünkü Platon'un söylediği doğruların çoğu durumda kasıtlı, planlı ve sırf şeyler tarafından e, bilgi sahibi olduğu iddia eden adamlar tarafından ileri sürüldüğün ama bilgi sahibi olmadıklarını bildiğim için doğru. Bak ne demek istiyorum. Gerçekten bir toplumu doğru idare etmenin bilgisi diye bir şey var mıdır? Heh, gördünüz mü? Yok öyle bir bilgi. Veya bir kadına neyin iyi geldiğinin mutlu olması için hangi davranışların iyi geldiğinin bilgisi var mıdır? Ahmakça şey. Bunlar ama böyle bilgi yok dünyada. Bilgiye ihtiyacımız olması başka. Böyle bilgi bilginin olması başka. Hayatımızı e, o zaman tamamen rastlantılar üzerine mi götürüyoruz? Hayır. Hayır. Yani Nasretin Hoca'nın dediği gibi, efendim, hocam neyi seversin? Ee, yokuşu mu? Yoksa inişi mi seversin? Ulan demiş, düz yol yok mu? Yani anladın ne demek istediğimi? Yani şey yok mu burada... Efendim, ekstrem durumların dışında makul, mantıklı insan tecrübesine genel insan tecrübesine uygun düşen durumlar yok mu? Ha ben diyorum ki o genel insan tecrübesine uygun düşen durumlar Locke'un söylediği insan tasavvuru. Platon'un söylediği değil. E hocam neden biliyorsunuz? İçinde öyle yaşıyoruz da ondan. Geçmişte insanlar çok uzunca bir süre tek kişinin aklına veya tek kişinin duygularına, tek kişinin sezgilerine dayanarak kurdular. Peygamberlere dayanarak teokratik rejimler kurdular. Kurdular değil mi? Yahudilik de öyle yaptı, Hristiyanlık da yaptı. Şimdi değil mi? Teokrasi var mı şimdi dünyada evladım? İnsanlar teokrasiden geçtiler mi? Yaşadılar mı? Şimdi var mı? Niye yok? Ha, demek ki o denendi. Şimdi dünya nereye doğru gidiyor? Özgürlükten bilmem köleliğe doğru mu gidiyor? Kölelikten özgürlüğe doğru mu gidiyor? Özgürlüğe doğru gidiyor. Demokrasiden mutlakiyete doğru mu gidiyor? Mutlakiyetten demokrasiye doğru mu gidiyor? Güzel. Köyden şehre mi, şehirden köye mi? Urfa'dan Ankara'ya mı, Ankara'dan Urfa'ya mı? Peki söyleyelim. İzmir'den Çankırı'ya mı, Çankırı'dan İzmir'e mi? Anladınız değil mi demek istediğimi? Belli dünya nereye doğru gittiği. Peki başka türlü. Şey Afrika'dan Almanya'ya mı, Almanya'dan Afrika'ya mı? Ne diyordu Merkel? Yahu Müslümanlar. Öyle dedi değil mi? Geçen gün. Bizi beğenmiyorsunuz. Hiçbirimizin, hiçbir kurumumuzu beğenmiyorsunuz. Ama bu beğenmediğiniz rejim içinde, toplum içinde, yaşamak için de Akdeniz'e atlayıp boğulup gidiyorsunuz. Aynen bunu söyledi. Hiçbir Alman'ın Akdeniz'i böyle sallarla geçip aman bir Nijerya'da yaşayayım, efendim Somali'de yaşayayım dediğini duydunuz mu? İsterse gider yaşar. Acaba ne diyeyim anladınız mı evladım? Heh. Gene tecrübeler öğreniyoruz. İşte ben akıl derken hep bunu kastediyorum. Akıl dediğim bu benim. İnsanların geçmişten bu yana sahip olduğu tecrübeler. E biz niye bunu görmüyoruz? Niye bunu kabul etmiyoruz? E çünkü farkında bile değiliz hakikaten onların da ondan. Yani bizim dünya ile ilişkimiz, bilgi ilişkisi değil. Netice itibariyle sorumuzun neydi sorunun cevabı? Bilme felsefesine ilişkiler. Bilim felsefe değil, felsefe bilim değil. İkisi de din değil. Bilimle felsefede akıl, bilgi, talebe ihtiyacı var. Felsefe bilimden veya bilimsel doğrulardan veya daha genel doğrulardan yararlanıyor. Ama iddiaları bilimki kadar şey değil. Ne diyelim? E, kesin kanıtlanabilir değil. E, ama bu da hem felsefenin meziyeti, hem zaafı. Bakın bilim kadar kesin olmaması bir zaaf yani. Öyle değil mi? Ama meziyeti ne? Daha plastik, daha genel, her tarafa uygulanabilir olması. Şimdi sen evlenmek için e, veya çocuk yetiştirmek için fiziğe mi başvuruyorsun? Matematik. Anladın mı? E hayatta en hakkı müşit ilimdir. Hayatta en hakkı müşit ilim falan filan değildir. Kusura bakma. Çünkü bilimin burada bize söyleyeceği şeyler yoktur. Bilim bize doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, kötü nedir bunları söylemez ki evladım. Eğer bilimi dünyaya akılcı bir bakış açısı olarak kabul ediyorsa söyler. Bilimi bir ahlakı da vardır. Bilim aynı zamanda bir ahlaktır. Doğruya gözünü kapamamak. Felsefenin de aynı ahlakı vardır. Ama bilimden özel olarak yani işte bizim günlük hayatımızda dini hayatımız, hukuki, siyasi, ahlaki hayatımızda bizi hakikaten mürşit olabilecek önerilerde bulmasını istiyorsan hiçbir bilim bunu bize yapmaz. E peki hocam ne yapar? Geriye iki alan kaldı. Ya din, ya felsefe. Bakın ya din, ya felsefe diyorum. Şimdi dikkat ederseniz problem veya çatışma bilimle din arasında değin. Kendinizi kandırmayın. Öyle zannediyor insanlar. Ya din bilime karşı, bilim dine karşı. Hayır. Din, bilim dinin umurunda bile değil. Ne İslam'ın ne Hristiyanlığın. Bilime ne Gazali karşıydı, ne Fethullah karşı. Fethullah şeye karşı mı bilgisayara? He? Astronomiye? Tıbba? Gördünüz mü? Karşı değil. Tayyip karşı mı? O da değil. Bilme karşı değiller. Neye karşılar? Felsefeye karşı. Çünkü felsefe hayatın geri kalan ve en büyük bir alanı olan hepimizin içinde yaşadığımız iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış, evlenme, boşanma, hukuk, medeni hayatımızda önerilerde bulunuyor. Bilim gibi değil önerilerde bulunuyor. Bir önerisi yok. Bak dikkat edersen. Önerisi yok. Kimisine sosyalizm, kimisine liberalizm, kimisine komünizm, kimisine idealizm, kimisine bilmem ne, kimisine bireycilik. Herkes bir yerden gidiyor. Ve bunu bir yerde yaşayabiliyorlar. Yani din kendisine aslında rakip olarak bilimi görmüyor. Biliyor bilimden kendisine şey yok. Ama bu bizim biraz evvel söylediğim felsefe, biraz evvel söylediğim insan tecrübesi, onda elde edilen sonuçlar, gözlemler, sezgilerden asıl hoşlanmıyor. Asıl ondan hoşlanmıyor. Fethullah hiç sevmezdi. Anlatabildim mi? Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Takip o. E bence de bu alanla ilgili olarak, en azından ben kendim için söylüyorum. Ya herkesin illa benim gibi tutup da. Yani felsefenin herhangi bir teorisinden e, ne diyelim yardım istemesi ve ona göre yaşaması gerekmez. Bazı insanlar dine uygun olarak yaşasınlar. Beni de ilgilendirmez yani. Ona yaşayabilirler ama ama problem bu iki alan arasındaki rekabettedir. Ben seçimim insan olarak felsefedir. Din değildir. Evladım kamusal alanımız bizim yok. Bizim bir tek alanımız var. Devletin alanı. Devletin alanı kamusal alan değildir. Kamusal alan ne demektir biliyor musun? Üç türlü alan var. Basit olarak söylüyorum. Bir kişilerin bireyse kişisel alanı. Ne demektir? Yani benim karımla, çocuklarımla, ailemle veya yakın dostlarımla birlikte yemek yedip içtiğimiz konuştuğumuz. Bu kamusal bir alan değil. Evim. Evet. Ev, Yemek, me meyhane. Anlatabildim Bu kamusal alan değil bu. Hı. İki devletin alanı var. Devletin alanı söylememe ihtiyaç bile yok. Evet. Üç, bizim devletin dışında yani bir toplumun üyelerinin Devletin dışında, devletin yasalarının ve hukukun dışında birbirleriyle karşılaştıkları ve birbirle ilişkiye girdikleri alan. Bak evladım kamusal alan çok basit. Bak. Burası burası bak şimdi birlikte beş kişi oturuyoruz. Devletin mi alanı, kamusal mı alan, bireysel alan mı? Şahsi alan mı? Burası şu anda Çok güzel. Ayakkabıları kapının dışında bırakalım mı dediniz? Bırakmayın dedim. Kapının dışı kamusal alan. Asansör kapısı alan. Arabayı getirip park ettiğiniz yer, şu evin önü, orası kamusal alan. Park kamusal alan, trafik kamusal alan. Ne dediğimi anladınız mı? İşte kamusal alan bu. Şimdi bizde kamusal alan diye bir şey yok. Biz ya kamusal alanı kendi özel alanımız gibi yönetmeye kalkıyoruz. Zorbalıkla. Ya yani nasıl kendi karımızı, kızımızı dövüyoruz, meviyoruz, emirler veriyoruz. Apartmanda da öyle yapıyoruz. Ben apartmandakilere diyorum ki ayakkabılarınızı dışarı bırakmayın. Bu kamusal alan. Adam böyle eğer bir de şeyliyse, ise bana dikiliyor. Anladınız mı? Bak dikildiği andan itibaren artık adamı kendi özel alanı burası. Yani sadece kendi evi değil. Sahanlık da adamın alanı. Asansör de kendi alanı. Ki bizim günlük hayattaki bütün ilişkilerimiz bu, bu, böyle devam etmiyor mu? Heh. Veya devletin alanı. Şöyle diyor adam. Parkta diyelim ki adam e, birlikte müşterek olarak oturuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz çocuğumla. Biri geliyor, e, oradaki bir çiçeği koparıyor. Veya ayağıyla bilmem havuzun içine giriyor. Ama giremezsin diyorum. Sana, sana seni, seni ne ilgilendirir? Sen polis misin, devlet misin sen diyor. Şimdi gördünüz mü ne demek istediğimi? Şimdi anladınız mı ne demek istediğimi? Heh. Adam için iki alan var. Ya kendi alanı, özel alanı, mümkün oldukça özel alanı genişletiyor. Heh. Veya devletin alanı. Şimdi gavur için böyle bir şey yok. Batılar için böyle bir şey yok. Gavur için kendi alanı var. Devlet de var. Ama bir de kamusal alanı var. Kamusal olan tekrar ediyorum, toplumun toplum olarak üyelerinin birbirine karşılaştıkları alan. Toplumun toplum olarak üyelerini diyorum, dikkat et. Toplumun, devletin şeyi olarak değil, mensubu olarak değil. Bir örnek verdim e, geçen gün yaptığım röportajda. örnek tekrar veriyorum. Bundan iki aya var. Lisbon'dayım. En geniş caddesi. Orada bir takım kulvarlar var. Değil mi? Yollar var. İşte insanlar e, arka arkaya sıra halinde üç sırada dizelenmişler. En sağda bir kulvar var. Orada hiçbir araba yok. Bakıyorum böyle merak ettim. Çünkü en sağdaki araba, en sağdaki kulvar oradan en kısa zamanda e, e, sağa geçmek için düzenlenen. Şimdi baktım. Hiç kimse geçmiyor oraya. Hiç kimse oraya girmiyor. Düşündüm niye girmiyor? Her şimdi düşündüm. Niye girmiyor? E canım polis var orada, polis yok orada. Orada polis yok. Anlatabildim mi? E çok merhametli insana bir araya geldiler o sırada. Hayır o da değil. Şundan dolayı girmiyor. Onu birisi yapmaya kalktığı zaman o trafikte geri kalan ne kadar araba varsa hepsi fırlayacak. Ne dediğimi anladın mı? Ve adam da başına gelecek tepkileri biliyor. Yani illa bir çatışma olması gerekmez. Sonra da işin içine polis de girebilir ama oraya girmeden evvel o kamu bilinci, heh, kamu ruhu kamu baskısı, kamu bilmem nesi onu engelliyor. Biliyor yani bunu yaptığı andan itibaren, bunu yaptığı andan itibaren bir kamu, kamu şeyi olacak, kamu tepkisi olacak. Şimdi biz de bunu yapıyor muyuz hepimiz? Yapıyoruz. Bunu birimiz kamu bilinci olan, heh, kamu kamu duygusu olan birisi ayakkabı. Ya kardeşim niye bunu yaptın? zaman Şükür lan falan diyor. Diyor mu? Hatta şunu demiyor mu? Ulan sen polis misin? Sen zabıta mısın? Sana ne? Bizde kamu yoktur. Çünkü devlet kamunun teşekkül etmesine imkan vermemiştir. Bakın biz Orta Doğu devletiyiz. Başka türlü söyleyeyim. Genel teoride insanlar kamu kamu olarak kendine devlet yapar. Yunanlarda kamu vardı. Yunan sitesi önce bir toplumduk. Kamusal alandı. Sonra onlar kendine bir devlet yaptılar. Oysa ki bizim gibi ülkelerde kamu kendisine vatandaş yapar. Acaba anladın mı demeyelim? Yani teba yapar. Teba yapar. O halde kamu şudur. Kamusal alan şudur. Veya toplum şudur. Biz toplum değiliz. E hocam neyiz biz? Biz kabileyiz. Biz mahalleyiz. Biz aileyiz. Biz geniş bir aileyiz. Köyüz biz. Toplum şudur üyelerinin hem bireyselliği, hem farklılığı, hem bilinci olan, hem niçin bir araya geldiklerini bilen, hem güçlerinin farkında olan, toplumu niye kurduklarını bilen ve bu bildikleri amaç uğruna da davranan insanlarda meydana gelen şey toplum denir. Bakın tekrar ediyorum. Biz toplum değiliz. Biz hadi en iyi terimlerle cemaatiz. İşte ha işte ha onu onu söylüyorum. Yani biz ha biz geman Ha gezer değiliz. Toplum değiliz biz. En iyi şeyle ümmetiz. Anlatabildim mi? E can bak milliyet milliyet e millet de ümmet olarak millet şu anda. Millet de toplum olarak millet değil. Toplum değiliz. Toplum olmayınca kamu yoktur. Acaba anladın mı? İşte sorun bu kadar basit. Şimdi Doğu dünyası ile neyi kastettiğini bilmiyorum ama ben İslam dünyasını biliyorum. Yani Doğu dünyası bu. Şimdi Doğu dünyasında felsefeden anlaşılan şeyin çok farklı olduğunu zannetmiyorum. En azından tarihte. Nedeni de şu. Doğu dünyasındaki felsefe derken İslam felsefesini kastediyoruz. Yani eğer onu kastediyorsak bir anlamı var benim için bu sorunun. E bu İslam felsefesi işte şeyden sonra, 8. yüzyıldan sonra, Efendime söyleyelim, e, İslam dünyasında, İslam dünyası en iyi terim budur. Ortaya çıkan, gelişen bir hareket, ve sefa hareketi, bilim hareketi de var o zaman. E, bu hareket zaten Yunan dünyasına dayanarak gelişiyor. Yani Yunan, antik Yunan dünyasındaki filozoflar, onların kitapları tanındığı zaman, eserleri incelendiği zaman ortaya çıkıyor. Onların eserleri, meseleleri, problemleri, görüşleri tanındığı zaman ona dayanarak ortaya çıkan bu hareket doğal olarak o Yunan dünyasında yapılmış olan hareketin bir nevi tekrarı veya devamı oluyor. Anlatabildim mi? Yani Aristoteles'in felsefesiyle Yunan dünyasında, Platon'un felsefesiyle Farabi'nin veya i̇bn Sina'nın felsefesi arasında bir fark yok. Hani biri çok daha efendim daha orijinal olabilir veya kendi toplumunun problemleriyle çok daha yakından ilişkili olabilir. Toplumsal karşılığı olabilir ki öyledir. Öbürü aynı ölçüde olabilir. Ama gene aynı türde. Yapısal bakımdan fark yok. Eğer bunu kastediyorsa. Ki bence bunu kastetmen lazım. Ha. Buna ilaveten şu da olabilir. Bu felsefe tabii ee, İslam dünyasında zaman içerisinde yavaş yavaş zemin kaybetmiştir. Yani onun nedeni başka. Onun nedeni işte İslam dünyasında ee, diyelim ki dinle, İslamiyetle ve onu temsil edenlerle ee, makul uyumlu bir uzlaşmayı başaramamıştır. Oraya girmeyelim. Anlatabildim mi? İşte Gazali falan gibi insanlar veya işte din bilimlerini temsil eden insanlar zaman içerisinde bu filozofların yaptıkları işe karşı çıkmışlar. İşte bunun dinsizlik olduğunu, burada ileri sürülen tezlerin İslamiyetin temel doğmalarına, inanç unsurlarına aykırı olduğunu söylemişlerdir. Ki, haklı oldukları taraflarda gerçekten vardır. Neticede ama e, bu felsefe 12. yüzyıldan itibaren, yani yaklaşık 200-300 yıl... bir dönem, parlak dönem geçtikten sonra... E, yavaş yavaş gerilemeye başlamıştır. İşte en son işte filozof... i̇bn 3 sayılabilir veya belki... biraz da ileri gidip, i̇bn Haldun da sayabiliriz. E, peki hocam, heh, şimdi... İslam dünyasında bu felsefe Yunan dünyasında yapılan da aşağı yukarı aynı. Evet. Kina neticede buradan da Batı dünyasına intikal etmiştir yani orta çağın sonunda Hristiyan Batı dünyasında da bir taraftan Yunan filozoflarının Aristoteles, Platon'un kitapları eserleri tanınarak bir taraftan da bu kitaplar üzerinde İslam filozoflarının yaptıkları çalışmalar tanınarak birlikte bir bütün olarak intikal etmişlerdi. Onlar da aynı tarzda yapmaya devam etmişlerdir. Ama daha sonra modern çağ başladığı zaman bu felsefenin artık büyük ölçüde deyim yerindeyse prestiji azalmış, geçerliliği ortadan kalkmış. Çünkü yeni bir dünya kurulduğu için, modern batıdan bahsediyorum, yeni problemler, yeni bilgiler, yeni bakış açıları ve bambaşka bir felsefe, modern çağ felsefesi ortaya çıkmıştır. Anlatabildim mi? Şunu söyleyebilirsin. <laughs> e bu mu sadece? Yoksa mesela İslam dünyasında bu <laughs> Yunan tarzında felsefe hareketin dışında bir hareket yok mu? Var. O da kelamdır. Heh. Eğer sorduğun soru oysa o zaman gene cevap başka. Kelam denilen şey e, İslam ilahiyatıdır. Şimdi iki türlü ilahiyat olur. İlahiyat zaten terimi anlamı bakımından da bu iki türlü olma imkanına sahip. O da şu. Ya bir dinin, belli bir dinin ne diyelim? Amentüsüne, Kredosuna yani doğmalarına dayanarak ilahiyat yaparsın ya da herhangi belli bir dinin, Hristiyanlık, İslamiyet veya Musevilik olmaksızın genel olarak Tanrı'yla, Tanrı'nın varlığıyla, iyiyle, kötüyle vesaire ilgili konuları ele alırsın. O da ilahiyattır. İlahiyat kelimesinin Batı diline karşılığı teolojidir. Şimdi Aristoteles'in bir teolojisi vardır. Yani Aristoteles'in Teolojisi diye bir kitap yazarsın. 500 tane kitap yazılmıştır. Bu konularla ilgilenir. Tanrı nedir? Özelliği nedir? Evrende ilişkisi nedir? Aristoteles'in Teolojisinin veya Platon'un da teolojisi vardır. Platon'un da vardır. Ama bir de şu vardır. Musevi teolojisi, Musevi ilahiyatı, İslam ilahiyatı. İşte İslam ilahiyatı kelamdır. Hocam bu nedir? Bu farklı. Bu şu. O dinin, İslam dini diye bir din var ya, veya Hristiyanlık diye bir din var ya, o dinin bir takım inanç unsurları var. İnanç unsurları Batı dinlerine karşılığı doğma. Doğma inanılması gereken şeyler. Veya buna işte amentü de diyebiliriz. Amentü kelimesi biz sizin için bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Amentü demek iman ettim demek, iman ediyorum demek. Neye iman ediyorsun? İşte İslam e, amentüsü. Amentü billahi, Tanrı'ya iman ediyorum, Tanrı'ya inanıyorum. Heh. Efendim başka? Meleklerine inanıyorum başka kitaplarına inanıyorum, başka peygamberlerine inanıyorum, başka gelecek hayat ve yevmil ahir yani şeye inanıyorum, ahiret gününe inanıyorum, başka e bir de iyi ve kötünün söyleyeyim, Tanrı'dan geldiğine inanıyorum. İşte altı şey, altı temel ne diyelim doğma, doğma kötü bir anlama gelmiyor, doğma inanılması söz konusu olan şey. Tanrı vardır, melekler vardır. İşte kitapları Tanrı tarafından gönderilmiştir. Şimdi bu konuda Kur'an'ın bir takım görüşleri vardır. Değil mi? Görüşleri var. Şimdi bu görüşleri doğru kabul edeceksin. Bu görüşler zaten amentü. imanın şartı kaç denir? Altıdır. O görüşleri kabul etmezsen mümin, Müslüman olmazsın. Mümin olmasın. Bu görüşlerin üzerinde de bu görüşleri sadece iman etmekle kalmayıp, ne diyelim, akılsal olarak düşünmek yolunu, tefekkür etmek yoluna da gidebilirsin. Felsefenin konusu her şey olabilir. Siyasette, ahlakta, hukukta, evlilikte, boşanmada, dinde son derece önemli, Hayatı bir kurum. Hele orta çağda en önemli kurum. İşte bu tür bir olay da olmuştur. Yani ne tür olmuş? Demek ki Yunanlardan gelen Yunan tarzı o felsefe hareketi içerisinde ele alınan meseleler üzerinde filozoflar düşündükleri gibi bir de İslam dünyası içinde bunlara filozof denmez. Bunlara kelamcı denir. Mütekelim denir. Bir grup insan da İslam dininin getirmiş olduğu o kredo ve amentü üzerinde teemmülde, tefekkürde, akılsal kanıtlamada bulunuyorlar tamam mı? Bu ayrı bir şey. Bu grupla filozoflar arasında da bir takım gerilimler oluyor. Yani demek ki İslam filozoflarıyla sadece şey gibi Gazali gibi ki Gazali aynı zamanda hem şeydir yani bir doğum, e, e, ne derler kelamcıdır hem bir tasavvuftur. Veya daha basit diyelim ki Ahmet İbni Hanbel Hanbeli mezhebinin kurucusuyla aralarında bir problem çatışma olduğu gibi bir de kelamcılarla filozoflar arasında da oluyor mantığını anlayabilirsin. Neden? Bir. Bak ne dedik? Filozof ne düşünüyor? Filozof Yunan dünyasına gelen siyaset, ahlak, efendim işte doğa felsefesi, psikoloji üzerinde düşünüyor. Oysa ki kelamcı ne üzerinde düşünüyor? Oradan gelen şey değil. İslamiyet'ten gelen ve İslamiyet'in bir Müslümanın inanmasını şart koştuğu konu üzerinde düşünüyor. E şimdi o onları üzerinde düşünürken ahiret günü atıyorum. Şimdi ahiret gününe inanıyorum diyor. E bir Müslüman ben ahiret gününe inanmıyorum diyerek felsefe yapamaz. Öyle değil mi? Peki filozof? E yapar. Şimdi anlayın. Filozof yapar. E hocam hakikaten inanmayan filozof var mı? Yok ama ahiret gününe şeyin inandığı gibi inanmaz. Kelamcı inandığı gibi inanmaz. Hocam hakikaten bunu somut örnek olmaz mı? Şimdi şeye tanrı, e, o, ahiret gününe inanıyorum derken insanlar veya kelamcılar veya kelamcıların dayandığı dini metinler he? nasıl bir ahiret gününe inanıyorlar? Gene basit olarak ifade edelim. İşte insan ölecek, mahşer günü olacak, kıyam olacak, kalkacak insanlar, Tanrı yargılayacak bunları. Öyle değil mi? Öyle ve böyle. Bunlar cennete gönderecek, bunları cehenneme gönderecek. İşte cehennemde onlar yanacaklar, cennette de kebap yiyecekler, hurilerle sevişecekler. Böyle mi? Tamam. E filozof bunu kabul etmiyor işte. Problem o. Yani ahiret gününe veya gelecek hayata inanmak var, inanmak var. Kabul etmek var, kabul etmek var. Filozof şöyle diyor. Yani gelecek hayatta bedenlerin basit olarak konuşuyorum gene bedenlerin yeniden dirilmesi söz konusu olamaz. Çünkü gelecek hayat bedensel, fiziksel bir zevk veya ıstırap dünyası olamaz. Anlatabildim mi? Peki nasıl olur? Sadece ruhlar. Peki ruhların azabı veya ruhların mutluğu ne olabilir? Filozof gene bir şey söylüyor. Valla ruhların azabı cehalettir. Ruhların mutluğu da felsefedir. Anladınız mı? Hocam hakikaten böyle, hakikaten böyle söylüyorlar. Mesela Farabi bunu söylüyor. Farabi diyor ki, Farabi cennete, cehenneme ve gelecek hayata inanıyor. Ama şöyle diyor. Yani orada tabi bedensel veya bireysel ölüm veya ölümsüzlük olmaz. Dirilme olmaz. Tamam mı? Ha bunlara hocam bu kadar açık mı söylüyor? Ha, açık söylemiyor ama anlayana. Arif olan anlar tarzında söylüyor. Peki ne olacak? Ben onu çok sempatik duymuşumdur. Yani hakikaten bu söylediklerini. Ya diyor işte bu dünyada iyi faziletli hayat yaşayanlar o dünyaya gittikleri zaman kendileri gibi olan insanlarla karşılaşacaklar. Yani Ahmet Aslan Sokrates'le karşılaşacak. Ee işte i̇şte anladınız mı? Veya işte Newton'a karşılaşacak. E bunlar da birbirleriyle aynı türden adamlar oldukları için felsefe yapacaklar, tartışacaklar, birbirlerinin varlığında mutlu olacaklar. Cennet böyle bir şey olacak diyor. Şimdi Gazali karşı çıkıyor haklı olarak. O da haklı çıkıyor. Ama böyle bu nasıl cennet? Böyle şey olur mu? Veya Kur'an'da veya işte neyse İslam akaidinde açık ve seçik bir şekilde söyleniyor ki bireysel olarak, kişisel olarak, fert olarak, bedensel olarak dirilme olacak. Bu senin söylediğinde bu yok. Böylece bunlarla yani Yunan tarzında felsefe yapan filozoflarla İslam'ın kendisinin unsurlarından, akaidinden hareket eden kelamcı arasında çatışma oluyor. Böyle de bir olay var işin içerisinde. Ha, bir de bunları da beğenmeyen bir de öbür başka bir gruplar da oluyor. Kimler? Mesela mutasavvıflar da bunları beğenmiyor. Yani İslam dünyasında çok enteresan. İslam dünyasında çeşit çeşit Deyim yerindeyse felsefenin kendisini anlama tarzı bakımından da bir çokluk var, çeşitlik var. İyi şey veya kötü şey. Bir, felasife denilen Yunan tarzı filozoflar var. İki, işte bu sözünü ettiğim Eşari vesaire gibi, hatta Gazali gibi kelamcı filozoflar var, olur, kelamcı filozoflar var. Üç, İbn Arabi bilmem ne gibi de şeyler var. Tasavvuf filozofları var. E onlar hakkında da birkaç gelmez. Onlar da başka bir grup. Tasavvufçular. Onlar da diyorlar ki efendim ee, ne duyular, ne akıl insanların sahip oldukları bu yetile bize bilgi falan vermez. Hele hele bu cennet, cehennem, tanrı vesaire gibi konularda hiçbir bilgi vermez. Peki ne yapalım? İnsanda ayrıca bunlardan farklı bir yeti daha vardır. O da sezgidir. Sezgi, sezgi de bir yeti var. İşte bu sezgiyle biz bambaşka bir dünyaya gireriz. Bambaşka bir yaşantı içerisinde bulunuruz. Buna hepsi birbiriyle rakip ve dövüşüyorlar. Ha, şimdi peki hocam bunları niye felsefe adı altında zikrediyoruz? Çünkü bunlar da bu görüşlerini savunurken bu teorilerini açıklarken, işin ta başında söylediğimiz gibi, deyim yerindeyse, kendilerini akla dayanan, gerekçelerle, nedenlerle, haklı çıkarmaya çalışıyorlar da ondan. Yani bunlar da bunları ben rüyamda gördüm, bana İsmail söyledi, Tanrı bana vahiy indirdi diye söylemiyorlar. Bunlar da bu görüşlerini gene, doğru olduğuna inandıkları, veya bizim deney dünyamıza ait olduğuna inandıkları, bir takım, nelerle, olgularla, gözlemlerle savunmaya çalışıyorlar. E hocam sen bunların hakkında ne düşünüyorsun? E ben bir defa şu şey tarzındaki felsefeleri sevmem, bu yaptıkları. Mutasavvıflığı kendisini dinin iyi bir yorumu olarak kabul ederim. Hele İslamiyetle ilgili olarak bunu daha da ileri kabul ederim ama bunu bir felsefe tarzı olarak kabul etmem. Ya benim için makbul bir felsefe tarzı değildir. Ama felsefemdir, evet felsefedir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Peki kelamcıları dersen? E kelamcılar gene. Tabii yani çok zekileri var. Yine felsefe bakımından değerli şeyler yapıyorlar ama e, onları da ben açıkçası çok fazla tutmam. Çünkü hareket noktalarının da biraz problem olduğunu görürüm. Ya nedir hareket noktası? Ya benim zaten işim bunların doğru olduğunu kanıtlamak. Yani felsefi olarak bu başlangıç noktası olarak ahlaki bakımdan bana uygun bir hareket noktası değil. Yani bu şimdi ben AKP'nin e, siyasi bakımda ne kadar doğru olduğunu savunmaya kalkacağım diyen bir siyaset filozofuna benzer bu. Bilmem anlatabildim mi? Veya CHP'nin fark etmez yani. İlla şey yapmayın. E hocam filozof nasıl olmalı? E daha özgür olmalı. Felsefenin ruhuna uygun davranmalı. Hareket noktasında da daha özgür hareket etmeli. Yani herhangi bir şeyi ne diyelim bir grubu, bir siyasi grubu, bir dini grubu desteklemek için yapmamalı bunu. E hocam bu fizik olarak, şey olarak, düşünce olarak böyle diyorsun ama bu şey olarak mümkün müdür? Pratikte mümkün müdür? Şimdi o zaman başka bir şey söyleyeceğim. Pratikte mümkün olmak başka şeydir. Teoride, hakikatte doğru olmak başka bir şeydir. Yani pratikte biz bir başkasının karısına bakıp da şehvet duymamak elimizde olmayabilir. Ama bu teoride başkasının karısına şehvet duymamızın doğru olduğu anlamına gelmez. İkisi birbirinden ayrı şeydir. Ne dedim anladınız mı? Ha, pratikte olabilir. Hepimiz pratikte insan olmak bakımından bir takım zaaflara sahibiz. Ama tutup da e nasılsa nasıl olsa zaaflara sahibiz. E o zaman biz bu zaaflarımızı şeymiş gibi, meşru gibi kabul edelim. He? Anladın mı ben Felsefenin ruhu bu değil. Bence. Bilimin de ruhu değil. Şimdi bir bilim adamı Türk Yunan tarihini inceliyor. İlber Ortaylı Ve niyeti şu Türklerin işte ne kadar haklı olduğunu kanıtlamak ve Yunanların da ne kadar berbat adam olduğunu kanıtlamak. Kabul eder misiniz? Hı? Anladınız mı? Yani aynı şeye benzer. Söylemeye çalıştığım şey bu. Nasıl ki bilim evrensel olma iddiasında her zaman için geçerli zaman dışı ilişkileri açıklamak veya bulmak, keşfetmek iddiasındaysa felsefenin de gayet tabii ki amacı, ruhu budur. Ama soruyu daha iyi şöyle sorarsan ama insanların felsefi doğruyu, felsefi hakikati, felsefi açıklamayı böyle düşünmeleri, Böyle bir hedef peşinde koşmaları. Yine söyledik. Pratik olarak bir ne kadar mümkündür. İki ne kadar gerçekten böyledir. Yani neticede filozof içinde yaşadığı çağın adamı. Sorularını o çağın soruları olarak sorar. O çağ siyasete meraklıysa o da siyasete meraklı olur. O çağ eğer İslamiyet'in geldiği, Hristiyanlığın geldiği bir orta çağsa ister istemez ilgisinin büyük bir kısmını dine yöneltecektir. Anladın mi? O ayrı mesele. Yani şöyle diyelim. Her bir insan sonra kendi kişisel mizacı bakımından da farkıdır. Mesela ben ne diyelim ee, siyaset felsefesinden hoşlanmam. Hala felsefesinden hoşlanırım. Sen bunlardan da hoşlanmasın. Daha ziyade bilgi meseleleri seni ilgilendirir. Yani fiilen veya pratikte pratikte filozoflar Belli bir mizaca sahip, belli bir toplumda, belli bir zamanda, senin de sözünü ettiğin gibi yaşayan insanlar oldukları için aradıkları şeyler bunlar tarafından belirlenmiş şeylerdir. Ama hedefleri, amaçları, deyim yerindeyse ebedi hakikattir. Bütün zamanların üzerinde olan bir hakikattir. Ha Böyle bir hakikat var mıdır? O ayrı mesele. Yani felsefi hakikatte atıyorum felsef siyaset yapacaksınız. İşte ne ne yaptık şimdi ya onun üzerine konuşuyor. Hangi rejim insan tabiatı için daha uygundur? Veya bir rejim özgürlüğe mi dayanmalıdır, güvenliğe mi? Acaba eşitlik mi önemlidir, özgürlük mü önemlidir? Hı? Şimdi sen bu soruyu sorduğun andan itibaren ister istemez bütün insanlar için bunu sorarsın. Ve cevabını bütün insanlar için verirsin. İşte ben, bana sorarsan mesela ben için tarihin ve insanın hayatının anlamı bilgi ve özgürlüktür. E ben bunu söylediğim zaman, e canım şimdi 2019 yılında ve 2000'li yıllarda Türkiye için bu doğru demem. Gelecekteki nesilleri de bağlayıcı bir cümle olarak söylerim bunu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu biraz da şeye benzedi. Hani hocam sanatta önemli olan evrensellik midir, yerellik midir? Hatırlıyorsun. Bence bu da boş bir sorudur. Sanatçı tabii yereldir ister istemez. Belli bir toplumun adamıdır, belli bir zamanın, belli bir kültürün adamıdır. Ama sanatçı, yani onun da bir değeri vardır. Eğer bir şey ifade edecekse, kalıcı bir şey ifade etmek zorundadır insanlık durumuyla ilgili bir şey ifade etmek zorundadır. Anladın mı? Yani Urfa'lılarla ilgili değil, Türklerle de ilgili değil, insanla ilgili. Aşk hakkında konuşacaksa insan aşkı, kadın hakkında konuşacaksa, kadın, hayalindeki kadın, idealindeki kadın veya... bilgisi olduğu kadın hakkında konuşacaktır. E ama insan acaba kendi tecrübeleri kendi toplumu veya kendi özel şahsi tecrübeler, deneyler olmaksızından konuşabilir mi? O ayrı mesele. Ha bence de konuşamaz. Ama düşünüyorum şimdi Yaşar Kemal. Yaşar Kemal bir sevdiğim bir iki kitabından bahsediyorum onun için. Yer Demir Gök Bakır. Çok beni etkilemiştir. Niye etkilemiştir beni? Şimdi Yaşar Kemal orada nedir? İşte bir şey bekleyen bir kadın vardır veya bir adam vardır. Satılmış mıydı neydi? çaresiz içinde olan bir toplum zavallı adamı evliya derecesine çıkarırlar. Adam bilir kendisi öyle bir şey olmadığını, başına da bela geleceğini. Çünkü evliya derecesine yükseltildiği ama kendisine ölüm beklemektedir. Anlatabildim mi? Şimdi bu evliya derecesine yükseltilen toplumun kendisinde böyle bir rol almasını istediği ve olayların da kendisini o tarafa doğru ittiği bir olay. Bu tip. Yerel mi evrensel mi? Yerel ve evrensel. İyi bir yerel, iyi bir tecrübeye, somut köklere sahip olduğu için yerel, ama kahraman olarak, edebiyatçı burada, tip olarak, karakter olarak evrensel. Hı? Ancak ben anlatabildim mi? Yani felsefe içinde böyle bir şey. Yani yerel felsefe olmaz. Ama Türkiye'nin meselesi eğer basit teknik bir mesele ise teknolojik mesele ise yereldir. İyi de sanatçının, bilim adamının veya filozofu konusu bu değildir. Acaba anlatabildim mi? Yani şöyle diyelim istiyorsan Türkiye'nin sütlerini iyi değerlendirelim. Nasıl soğuk zincir kuralım da onları iyi dene iyi peynir yapalım. İyi de bu ancak teknik bir meseledir ve bu teknisyenlerin meselesidir. Bu ne sanatın, ne bilimin. Hiçbir şey meselesi olmaz, böyle mesele olmaz. Eğer insan tabiatı diye bir şey varsa, insan için iyi diye bir şey varsa, kadın varsa, erkek varsa, anladabildim mi? Tip varsa, kıskançlık varsa, sevgi varsa, şefkat varsa, bak bunların hepsi var. Bizi bunlar ilgilendirmiyor mu? Dostoyevski'nin bir kahramanı diyelim. Hatta daha iyi bir örnek verelim. Neydi? Cervantes'in Don Kişot'u. Yerel mi, evrensel mi? Yerel. Neden? Orta Çağ'ın sonunda şövalyelik artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Orta Çağ'ın dünyası yavaş yavaş yok oluyor. Bir meczup, yarı meczup, hayalci bir adam. Şövalyeliğe inanan bir adam, efendime söyleyelim. E, ne yapıyor? E, atına biniyor, kuşanıyor işte kraliçeyi veya prensesini e, mutlu etmek için, şan şöhret elde etmek için yel değirmenlere savaşıyor. Şimdi bir bakma yere. Hatta zamansal. Kobo filmleri, Son Mohikan. Zamansal değil mi? Zamansal mı? Bak, hem zamansal hem değil. Neden? Hepimiz içinde çünkü bir donkişotluk vardır. Hepimizin içerisinde erişmek istediğimiz yıldızlar vardır, erişemediğimiz. Hepimizin ütopyalara ihtiyacı vardır. Hatta sana bir şey söyleyeyim, benim bir arkadaşım vardı, öğrencim hatta. Dünyada bir tek kahraman vardır demiştir hocam. Adını da söylemekte hiç mahsur yok. Bizim şey, Ehsan Oktay Anar. Harikulade bir cümle söylemişti. Dünyada bir tek kahraman var hocam dedi. O da Don Kişot kesinlikle haklıydı. Bakın, dünyada tek bir kahraman var, tek bir kahraman. Yani bu kadar evrensel. Ama ayağını bastığı yer veya konunun geçtiği yerine şövalye, kaybolmakta olan bir dünya, orta çağın sonu, İspanya. Gördünüz mü? Yaşar Kemal Örneği de onu da vermeye çalıştım. Yani sanat da böyle bir şey, felsefe de böyle bir şey. Yani bizim e, bizden istenen veya felsefeden veya sanattan istenen şey ya bu memleketin problemlerine eğilin deme anlamsız bir cümle o. O memleketin problemlerine eğilmesi gereken sözün ettiği problemler yerel problemler yani tek problemler. O, ona şey eğilecek. E, Tunç Soyer belediye başkanı anladabildim mi? Veya bilmem kim. Bunlar anlamsız. çok basit. Yani tarihten de çok örnek veririm. Çeviri ne anlama geliyor? Çevirdiğinize göre onu bir başka ülkenin sizden daha ileride olan, çeşitli konularda sizden daha ileride olan bir ülkenin kazançlarını ki bunun içinde fikirler var, duygular var, teknikler var. Hı? Kendi dilinizde ifade etmek veya kendi bilgi veya kendi birikim malzemenizi almak istiyorsunuz. E şimdi kim kimden çeviri yapar? Daha az gelişmiş, daha gelişmiş de çeviri yapar. Öyle değil mi? E hocam hiç Türkçeden çevrilmez mi? E Türkçeden de çevrilir. İngilizce Yaşar Kemal çevrilir. Çünkü o da veya Gabriel Marquez de İngilizceye çevrilir. E niye çevirir? E çünkü onun özel olarak sanatta bir durum var. Duyarlılığı, muyarlılığı, dünya görüşü çok özeldir. Yeni bir tarzdır o. Yeni bir üsluptur. Kendi dünyasında o üslup değerlidir. Batılının da. Veya o üslubun en iyi temsili budur. Onu da çevirirler. Yani kısaca niye çeviririz biz? Sahip olmadığımız bir şey sahip olmak için. Bu kadar. Yani Kötü mal alır mıyız biz şimdi? Buzdolabımız var şu anda, gayet güzel buzdolabımız var. Hiç gidip de şeyden buzdolabı alıyor muyuz? Atıyorum, Nijerya'dan. Ne yapacağız Nijerya'dan buzdolabını? Aynı şey, orada da söz konusu. Yunanlılardan çeviri kim yaptı? Müslümanlar. Ne zaman? 8. 9. yüzyılda. Niye yaptılar? E çünkü o bilgiye, bilimsel, felsefi bilgiye sahip değillerdi. E çevirdiler, ona dayanarak bir şeyler yaptılar. Sonra Avrupa, Müslümanlardan bu bilgiler aldı. 12. yüzyılda, 13. yüzyılda. Büyük bir çeviri faaliyetiyle. E biz ne yaptık? Allah razı olsun. Cumhuriyet, Hasan Ali Yücel, İsmet İnönü'ye 1940'larda dünya klasiklerinden çeviriler veya Marif Bakanlığı tarafından, Marif Ekelet tarafından Batı'da veya Doğu'da klasikler ne kadar klasik varsa edebiyat, felsefe, bilmem tiyatro çevirdik. Ya çevirdik de ben çıktım ortaya. Veya bana benzeyen insanlar çıktı. Yani o bilgilere sahip olduğumuz için. Şimdi bu konuşmaları ben neyle yaptım şu anda sizinle? Kant'tan bahsettim, Aristoteles'ten bahsettim, Platon'dan bahsettim. Eğer o kitaplar çevrilmemiş olsaydı, he, o kitaplardaki bu görüşler, bu bilgiler benim için kazanılmış olmasaydı nasıl bahsedecektim ben? Benim kültürümde o yoktu ki bunlar. Anlatabildim mi? Yani çeviri çok açık. Yani çevirinin amacı da belli. Çeviri sahip olmadığımız kazançlara, bak tekrar ediyorum, zenginliklere, çeviri yoluyla sahip olmak. E canım her alanda bu bir aynı ölçüde değerli midir? Eh, her alanda değildir. Yani ne bileyim Shakespeare'i çevirmekle, Aristoteles çevirmek hani şey değildir. Çünkü Shakespeare denilen adamın tiyatrosunun veya dramasının Shakespeare'in kullandığı dille de bilgisi vardır. Hı? Şiir o kadar çok kolay çevrilmez. Hı? E ama Aristoteles'i çevirirsin. Bilmem anlatabildim mi? Yani bazı çeviriler bilimsel, felsefi eserler çok çok daha çevrilebilir eserlerdir. Öyle diyelim. E ama bazı Safon'un şiirleri. Homeros'un çevresi. E ben Homeros'un e, Yunancası bilmiyorum. Muhtemeldir ki adamın o destanının sanat, estetik, duyarlı kaliteleri dilde çevrilirken büyük bir ölçüde kayboluyor. Olsun. Yani sadece oradan bir rezidüsü, fikir rezidüsü olaylar örgüsü hakkındaki bilgimiz kalıyor. E, o da olsun. Bilmem anlatabildim mi? yani çeviri zaten büyük uygarlıklara girmenin ve onlara nüfuz etmenin heh, büyük büyük uygarlıkların düşünce ve duygu dünyasına bak hep aynı şeyi tekrar ediyorum düşünce ve duygu sadece düşünce değil nüfuz etmenin biricik yolu başka bir şey yok başka bir imkanı yok Şimdi bir dakika şunu söyleyeyim yalnız, bu vesileyle bir iki şey düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi bir defa dünyanın hiçbir yerinde, deyim yerinde ise, böyle başlayan konuşmana hoşlanmam ama, elit zümre ile halk arasında bizde olduğu kadar büyük bir kopukluk, karşıtlık, çatışma yoktur. Bunu bir bilin. Hatta belki bizim bütün kültürümüz onun üzerine kuruludur. İki, ya Şimdi onu yaşıyoruz biz. Şimdi onu yaşıyoruz. Siyasette de onu yaşıyoruz. Unutma. E, yalnız bu bize mi aittir? Hayır. Yunan dünyasında da bunun başlangıçları vardı. İşte Platon'dan bahsettim. Sıradan sokaktaki insan bir de filozof, aydın, entelektüel. Siyasetin bilgisine ondan daha fazla sahip olan. Yunanistan'da Platon'un yaşadığı 4. yüzyılda 5. 4. yüzyılda Demokrasiyle oligarşi arasında kavga var biliyorsunuz site içerisinde. Demokrasi taraftarları işte şeye dayanarak, yurttaşlığa dayanarak, eşitliğe dayanarak yönetme katılmak istiyorlar. Aristoteles'in şeyin Platon'un da ait olduğu aristokrasi taraftarları diyen ve oligarşi tarafları da yönetimin bir bilgi, tecrübe, imkan, sanat olduğu dolayısıyla onların katılmaması gerektiğini söylüyor. Ve bu kavramı elit ve sıra, sokaktaki insan kavramını en fazla Yunan dünyasında Platon işliyor, geliştiriyor. Söyledim ya. Hatta örneklerde de kötü niyetli örnekler. Hekimle işte hasta örneği veya gemi kaptanıyla tayfa örneği. Öyle diyor. Yani bir gemi diyor efendime söyleyelim fırtınaya yakalansa yani insanlar tayfaların Sözüne mi uyacaklar, yoksa kaptana mı uyacaklar? İyi de bir toplum bir gemi midir? Bir toplum sabah akşam fırtınayla mı karşılaşıyor? Anlatabildim mi? Bir toplumun beka sorunu mu var? Şimdi nereden nereye gelmek istedim anladınız mı? Yani bu elitler, elitte böyle bir şey de yaparlar. Hep böyle aman bir tehlike, bir canavar, dış düşman... ...beka sorunu var. Onun için biz... Aman memleketi kurtarmak için, ne yapalım derler. Heh. Fakat İslam dünyasında bu özellikle... ...orta çağda çok daha şey. Şimdi enteresan bir şey size söyleyeyim. İslamiyet aslında elitist bir din değildir. Daha doğrusu hiçbir din elitist olmaz. Bu iyi bir... ...bakış noktası oldu şimdi. Eşitlikçidir. Dinler eşitlikçidir. Dinler genel olarak insana hitap eder. Kadın erkek arın bile yapmaz. Ve yapsa bile bunu temel belirleyici esas olarak yapmaz. Ne ibadetlerde ne kurtuluş bakımından ne dediğimi anladınız mı? Dinler çok eşitlik. Hristiyanlık da öyledir. Müslümanlık da öyledir. Öyle olmazsa din olmaz. Ha, peki hocam dinler hiyerarşi de kabul etmezler mi? Onu da ederler. Bakın bu da enteresandır. Çünkü dinlerin birbirinden farklı fonksiyonları var. Şimdi dinler bir taraftan bütün insanların işte dini ihtiyaçları, kurtuluş ihtiyaçları, mutluluk ihtiyaçları, teselli ihtiyaçlarını, ölümsüz ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir tarafta dinlerin çok daha önemli bir ihtiyaçları var. Büyük toplulukların kurulması için gerekli olan uysallaştırıcı, itaat ettirici kurallar koyuyorlar. Anladınız? Bak bunun ikisi birbirinden farklı şeyler. E şimdi itaat ettirici, uysallaştırıcı, düzene uyucu kuralları koyduğunuz zaman hiyerarşiye ihtiyacınız var. Başka türlü yönetimi de meşrulaştırıyorlar. dinle görevi o zaten. Bakın küçük dinler, küçük toplulukları, büyük dinler, büyük toplulukları yönetirler. İmparatorlukları. İmparatorlukları yönetirler. Yöneticiye itaat ettiriyorlar. Bakın İslamiyet'te de bu gayet güzeldir. Yönetici için ne diyor? Herkes itaat ettiriyor. Ulul emre itaat etmeli. Demek ki kademelendirici, hiyerarşici bir bakış açısı bu. Bazıları yönetici olarak bazıları yönetilecekler. Yönetilenler yöneticilere itaat edecekler. Halifeye veya cumhurbaşkanına itaat edecekler. Fakat öbür taraftan da cumhurbaşkanına diyor ki ve halifeye sen de işlerinde danışacaksın. Fark ettiniz mi? Demek ki hem hiyerarşiyi hem eşitlik duygusunu, temel eşitlik duygusunu. Çünkü solidariteyi de sağlıyorlar dinler. Yani dinler çok enteresandır. Bunları felsefeyle yapamazsın. Şimdi niye, nereye geldiğimi anladır mı? Dinler dedim ki elitist olmazlar. Dinler eşitlikçiler. Ama dinler o kadar eşitlikçilerdir ki demeyeceğim. Çünkü o zaman da çok fazla eşitlikçi olduğundan itibaren de anarşi imkanı ve ihtimal ortaya çıkar. Solidarite dersin ama anarşi demezsin. O zaman ne dersin? Hem hiyerarşi, itaat, hem de dayanışma, sevgi, kardeşlik. Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Demek ki bakın bu elitist bir görüş değil bu. Bu gerisiz bir görüş değil. Fakat felsefeler elitist. Özellikle Platon'dan gelen felsefe elitist. İslam filozofları da elitistirler. Aslına bakarsan bütün filozoflar elitisttir. Bir bakıma. İslam filozoflarının elitist olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi niye gülümsediniz? Celal Şengör'ü düşündünüz. Anladın mı, bildin mi? Seçkin. İslam filozofları tarihi biliyor olarak söylüyorum. Aynen Platon gibi. Elitistirler. Hatta şöyle derler, o eritsizlikler onları şu noktaya götürür. Probleme götürür. Ee, filozofla peygamber aynı adamdır. Filozoflarla veya felsefeyle din bir aynı şeydir. Çok özet olarak söylüyorum. Felsefe, dinin ele aldığı ve üzerinde açıklama getirdiği konuları bilimsel olarak açıklar. Din, felsefenin bilimsel olarak, kanıtsal olarak ortaya koyduğu şeyleri halkın anlayacağı bir şeylerle, mecazla, sembolle, şiirsel olarak ifade eden şeydir. Yani felsefe bilimdir, siyaset felsefesi de bilimdir, din şiirdir. Niye? E çünkü toplum iki ayrılır. Entelektüel olanlar, entelektüel olmayıp daha duysal, daha hitabi varlıklar. Halk. Halka cennetin akılsal mutluluk olduğunu filozofların bir araya gelip de heh, hatırladınız mı? Mutlu mutlu konuşacaklar şey olduğunu söylese ki İbn-i Sina da bunu söyler. Halk diyor ki ben ne yapacağım böyle bir dini? Şey yok mu? Huri yok mu? Huri. Anladın bildin mi? Yani filozofların bakış açısı biraz böyle. Filozofların bakış açısı biraz yani. Elit, hatta bunun Arapça adları vardır. Havas, avam. Havas, avam. Yani seçkin, sıradan insanlar. Sıradan insanlar için din, seçkin için? Felsefe. Sıradan insanlar için şiir, havas için bilim. Bundan şu sonuç çıkar. Çok özetle anlatayım şimdi size. Din, bilimin halk için uyarlanmış, adapte edilmiş aşağı dereceden bir şeyidir. Efendime söyleyeyim, görüntüsüdür. Dinin yukarı düzeyden, entelektüel bakımdan parlak olan görüntüsü ise bilimdir. Al sana. Şimdi böyle bir şey. Böyle bir şey. Benim kanaatime göre devam ettirilemez bir ikilemdir bu. Her bakımdan. Ahlaken doğru değildir. Çünkü bunu yaptığınız zaman işte her türlü ayrımcılığa yol açarsın. O zaman kadın erkek ayrımı da. Son derece köle efendi ayrımı da. Çocuk büyük ayrımı da. He? Her türlü ayrıma şey yaparsın, imkan verirsin. Hele din için bunu yaptığın zaman çok ahmakça bir şey yaparsın. Yahu din herkesin kurtuluşu için, herkesin mutluluğu için, herkesin tesellisi için edilen bir şey olmak zorunda. Yani felsefeci, sen felsefeci olarak neyi halt edeceksen et, kendi işini yap. Ama toplumun geri kalanını böyle küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici bir şekilde bakamazsın. Bakın Türkiye'ye geliyoruz. Görüyor musunuz? Platon'dan geldik. Benim bu bu cümlelerinden çıkan sonuç şu olacaktır. Demokrasi, e herkesin kendisiyle ilgili kendisiyle ilgili iyinin ne olduğunu bilgiye dayanmaksızın sezgiye, sağduyuya, tecrübeye hayata dayanarak bilebileceği üzerine kuruludur demokrasi. Demokrasinin varsayımı bu. Demokrasi ancak bilgili olanlar doğru seçerler. Bilgisiz olana doğru seçemezler. Kendileri için yanlış olanı seçerler. Varsayım üzerine kurmak ahmakça bir şeydir. Hem ahlaki bakımdan hem siyasi bakımdan ahmakça bir şeydir. Kaldı ki insanlar, şimdi geliyorum gene pratik olarak geliyorum. Ee, bu şey bakımından e, sokakta pazara çıktıkları zaman meyve sebze alırken veya piyasaya çıktı ev alırken efendim filozoflar Bilim adamları çok bilgili oldukları için öbürlerine göre daha şanslı, daha başarılı alışverişe yapıyorlar mı? Gördünüz mü? Peki evlenirken, boşanırken? Ya böyle saçmalık olur mu? Ya bunlar, bunların ne ilgisi var? Ahmakça şeyler bunlar. En son şu kandıran, insanları dolandıran veya insanları tehdit ederek parasızdıran olayları biliyoruz televizyonlardan en çok para kaybedenler kimler? Aşağı tabaka yukarı tabaka mı? Ya hatırlasanız da şeyi. Neydi o kadının adı? Karatay. 100 bin lirayı kaptırdı. Bir hukuk profesörü orada anayasa profesörü 4 milyon lirayı kaptırdı. Gördünüz mü? Ne dediğimi anladınız mı? Yani insanlar böyle normal gündelik hayatta alım, satım, alışveriş, evlenme, boşanma, eğitim konularında hiç böyle elit ve avam ayrımını yapacak derecede farklı mı davranıyorlar? Veya kimin kimin daha fazla kanması, yanlış karar vermesi ihtimali daha yüksek? Aydınların. Onun için ben bir şöyle bir cümle derim. Bir kabile ne kadar çok profesörde meydana geliyorsa başarı şansı o kadar azdır. Şaka bana etmiyorum. Yazdım ben bunu. Gayet tabii. Hayat başka bir şey. Hayat başka bir şeydir. Kısaca benim için, ha, felsefe için de söz konusu. O zaman doğru olan şu. Herkes bir defa bazı konularda özellikle hayatla ilgili. Bakın hayatla, pratikle, evlenme, boşanma, çocuk, seçme konularda kendisi için doğru olanı seçebilir. Bunun tersini gösteren hiçbir olay yok dünyada. Anlatabildim mi? Avvam denilen grubun öbürlerine göre kötü tercihlerde bulunacağını gösteren hiçbir şey de yok. Yani sadece bizim seçimlerimizde değil, dünyada hiçbir yerde yok. Veya işte o elit denilen grubun, Sovyet Rusya, öbür demokrasilere göre daha başarılı siyasette sonuçlar alacağını gösteren de bir şey yok. Sovyet Rusya'nın rejimi elit rejimi değil miydi evladım? Komünistlerden terk eden rejimi değil miydi? E ne oldu? ve battı. Öyle de bir şey yok. Demek ki ama bundan dolayı da tutup da canım elitle, seçkinle, okumuşla, okumamış okumamışla bir fark yoktur diye ahmakça bir şey söylemende bir anlamı yoktur. Bizim konumuz başka bir şey. Biz pratikten, hayattan, siyasetten, seçimden bahsediyoruz. Ama insanların tabii ki eğitilmeleri kendi hakları, hayatları hakkında, toplum hakkında, iyi ve kötü hakkında daha bilinçli karar vermelerini sağlamak için eğitilmeleri gereklidir. Anladın mi? O ayrı mesela buna bir nezlet şeyler deyin. Bu felsefe içinde geçerlidir. Bilim için geçerlidir. Şeye inanmıyoruz artık değil mi? Yani kimisi doğuştan akıllı, kimisi aptal. Arabın aklı yoktur, kadınların bilmem nesi yoktur. Bunlar ahmakça şeyler. Anahtar biyoloji değildir, kültürdür. Anahtar kültürdür, biyoloji değildir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani bir toplum başka bir topluma kültürel bakımdan daha zengin, daha başarılı olabilir. Ve bunun da ne şeyle ilgisi vardır? E, ne derler? E, genlerle ilgisi vardır. Ne de kanla ilgisi vardır. Benim kanaatim budur. Hiç şey yoktur bunun. Biz doğal varlıklar değiliz evladım. Onu da sana söyleyeyim. İnsan doğal bir varlık değildir. İnsan kültürel bir varlıktır. Maymun doğal varlıktır. Maymun bundan bilmem 10 milyon yıl evvel neyse şimdi o. Evet. Ama bak ben bundan 50 sene evvelki farklıyım. <laughs> İnsan kültürdür. İnsan kültürdür. Biyolojinin hiç bilgisi yoktur bu işte. Şimdi bu şüpheci yaklaşıma e, karşı bir hipotez yok. İki, olmasına gerek de yok. Üç, bu şüpheci bakış açısı yıkıcı bir bakış açısı değil. Şüpheci başkadır, yıkıcı başkadır. Ne diyor bu bakış açısı? Onu bir anlayalım. Elimizde dünyayı anlamak için, açıklamak için ve inşa etmek için, bir de kendi dünyamızı inşa etmek için sadece deney var. Güzel. Deneyde ise çok genel hiçbir zorunluluk yok. Doğru söylüyor. Çünkü zorunluluk aklısal bir kavramdır deneysel değil. Zorunluluk mantıksal bir kavramdır. Eşyada, olgusal dünyada zorunluluk olmaz. Yasallık olur. Zorunluluk olmaz. Bakın iki kavram birbirinden farklı. Ne demek? Mantıksal kavram. Şimdi eğer A eşittir B'dir dersem bir de B eşittir C'dir dersem A eşittir C demen zorunludur. Eğer bu iki cümleyi söyledikten sonra A eşittir C'dir demiyorsan sen ahmaksın. Veya insan değilsin. Neye dayanıyor bu? İki önermenin birbiriyle ilişkisine dayanıyor. Onun için bunlara hipotetik dediktif denir, akıl yürütme denir. Anladın mı? Peki. Kan, yani yumuş söylediğini söyleyelim şimdi. Deney dünyasına geldik. Deney dünyasında gördüğümüz ne? Önce fizik dünyadan bahsedelim. Su ateşin üzerinde, ateşin üzerinde, ateş, ateşi suyun üzerine koyduğumuz zaman belli şartlar altında kaynıyor. Gene koyuyoruz, gene kaynıyor. Urfa'da koyuyoruz, kaynıyor. İskandinav'da koyuyoruz, kaynıyor. Efendime söyleyeyim. Amerika'da koyuyoruz, kaynıyor. Gördüğümüz ne? Bir olgu. Suyun ateşin üzerine konulduğu zaman kaynama olgusu. Bu deneyi istediğimiz kadar tekrarlayalım. Hüm bunu söylüyor. Çok haklı. Her seferinde göreceğimiz şey nedir? Gene bir olgu. Bak gene bir olgu. Yani bir milyon defa da yapsak, bir milyon birinci defa tekrar bunu yaptığımız zaman göreceğimiz ne? Suyu ateş üzerine koydu, kaynadı. Ama olgu zorunluluk değildir. Olgu sadece olgudur. Acaba anladın mı demek istediğimi? Bu çok basit, çok önemli. Bütün insan olguları sadece olgudur. Olgular arasında zorunluluk yoktur. Bu olgular arasındaki tekrarları istediğin şekilde açıklayabilirsin. Onun da bir önemi yoktur. Anlatabildim mi? Mesela Kant bunu ne şekilde açıklıyor? Bunu görüyor Kant, haklı diyor. E ama diyor burada yanlışın şu. Bizim aklımızda olayları birbirine bağlama yönünde bir kategori, nedensellik var. Onun için biz onun için biz ateşin ve suyun birlikte bulunmasından kaynama meydana gelmesi nedensellik diye zihnimizde olan bir ilkeyi ona uygulayarak ortaya çıkarıyoruz. İyi tamam. İmda diyecek ki itirazım yok. Zaten ben de bunu söylüyorum. Ben de diyorum ki olgu da yok bu. Senin zihninde var. Sen bağlıyorsun. Olgular birbirleriyle böyle bağlantı ciddi değil. Aynı fikirde. Ben de hüyümle aynı görüşteyim. Herkes aynı görüşte. Öyle olmak zorunda. Bir başkası geliyor. Popur. O da diyor ki yahu haklısın. Ama diyor bu o zaman bilimsel yasaları zorunlu yasalar olarak kabul etmeyelim. Veya bilimsel ilişkileri. Diyelim ki tersi ortaya çıkıncaya kadar doğru olarak kabul edilen yasalar. Tamam bu da doğru. Ya ne demek? Demek ki o bir milyonuncu, on milyonuncu bir defa yaptığımız zaman aynı denemeyi eğer su ateşin üzerinde kaynamazsa a deriz ki bak gördün mü? Mutlak bir şey değilmiş. Ama bu devam ettiği sürece bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Doğru. Bu da başka bir şey. Bu yanlışlanabilir ilkesi. Kim geliyor? Rahimba. Hans Rahimba. O da bilim felsefesi. O da diyor ki herkes hüyüm haklı diyor. Dikkat et. Herkes hüyüm haklı diyor. O da diyor ki ya tamam diyor istiyorsan o zaman bunu hareketle bu doğa yasalarını olasılık yasaları diye kabul edelim. Bu şu demek. Yani iki defa atarsan bu suyla ateşi yan yana atarsan kaynayabilirse iki de iki dersin. Üç defa yaparsan üçte de üç dersin. Bin defa yaparsan binde bin dersin. Şimdi şöyle düşün ama. Şimdi 2 de 2 ile binde bir arasında mantıksal baktığında hiç fark yok. Ama psikoloji bakın o fark var. Anladın mı? Hayır, rahim bak. Hiyuma karşı çıkmıyor, itiraz etmiyor. Ama psikoloji baktığında var. Yani 2'de iki iyi gördüğün zaman ondan duyacağın, ona karşı duyacağın emniyet, güven duygusu başka. Binde bir. Binde bin dediğin zaman başkadır. Haklısın. Şimdi bu neye benzer? Gene pencereden aşağı atlama örneğini vereyim sana. Ömer atla derim. Bir şey olmaz. Hocam manyak mısın? Niye atlayayım dersin? Bak ben atlıyorum dedim. Atladım. Cık, bir şey olmadı bende. Ömer atla. Hocam atlamam ben. Çünkü sen senin deneylerine uygun değil. Bir daha atladım. Doğru mu? Gene atlamazsın. Ama şöyle düşün. Bin defa atladım ve bin defada da, bir şey olmadı bana. İçindeki atladığın zaman sana da bir şey olmayacağı yönündeki duygun ne olur? Daha hayır hay, bin defa diyorsun. Çoğalır. Bin defa atlıyorsun. Daha çoğalır. Daha güvenin artar. Güzel. O da bunu söylüyor. Şimdi bunu sorunun cevabına gelelim. Şimdi buna karşı bunun böyle olmadığını... söyleyebilecek bir durumda değiliz. Hiç kimse bunu söyleyemez. Bu sadece, tabii Hüyüm burada kalmıyor, bunu bizim insan kurumlarımız için de uyguluyor. Yani nasıl ki diyor, doğada bile böyle pişeler var, hele hele bizim insani doğrularımız, eğrilerimiz, iyilerimiz, kötülerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız tam böyle. Hani ben biraz daha özgürlüğü örnek verdim. Kim gibi bir adam benim bu sözüme karşılığını söylerdi. Benim de itirazım olmazdı. Ahmet Bey, sen diyorsun herkes özgürlüğü ister. Bak neye benzedi gene? Ateşin üzerine konan su kaynar. İkisi herkesin özgürlüğü istediği cümleni sen böyle bir mantıki ve zorunluluk gibi mi ifade ediyorsun yoksa olgusal bir gözlem ve düşünce olarak mı? Ben derim ki olgusal gözlem. Çünkü şunu gösterebilir. E ama bak Urfalılar özgürlük, istemiyorlar. Anladın mı demek istediğimi? Bunu her şeye uygulabilirsin yani. Ahlaka da uygulabilirsin. Ya erkeklerin işte e, e, mesela biyolojiye bile uygularsın. Ya bütün erkekler erkektir, bütün kadınlar kadındır. Kadınla erkek arasında fark yoktur. Ama bir bakarsın bir öyle bir olay gelir ki geliyor nitekim. Konuşuyorsun işte hakimle falan. Ya diyor yüzde elli erkek, yüzde elli kadın. Uymuyor değil mi? Heh. Demek ki sadece fizik doğa değil, biyolojik doğa, toplumsal doğa, insan davranışları olabilir. Neyi anladık? Hocam rakip bir öğreti var. Rakip bir öğreti yok. Ama bundan hareketle ha şimdi geldik. Neden hareketle? Doğal olaylar ve olgular arasında zorunlu ilişkiler olmamasından hareketle ve buna karşı ne diyelim? Bunun tersini ispat edecek bir şey olmadığından hareketle. Bu olayların alternatifine göre bu şekilde güvenilebilir olaylar olmadığı sonucuna varmaktan başka çaremiz yok. Acaba ne dediğimi anlatabildim mi? Yani ben yine şunu devam edeyim. Özgürlük iyi bir şey. E hocam mutlak bir şey değil ki. Ben sana mutlak bir şey olduğunu söylemiyorum. Yani bir garip ufallar ortaya çıkıncaya kadar bak göreceksin ki yani Çinliler de özgürlüğü aldıkları zaman hoşlanacaklar veya siyasette rıza iyi bir şey. Anlatabildim mi? Veya siyasette bilmem çoğunluk ilkesi iyi bir şey. Yani seçim yaptın sayarsın, bakarsın eğer bir taraf diğerinden bir fazla almışsa onun belli bir süre için idare etmesine şey vermekten başka çaremiz yok. E ama bak şimdi bak işler değişti. E ama dünya böyle. Senin niyetin bozuk. Yoksa çoğunluk ilkesi iyi bir şey. Çoğunluk ilkesinden daha iyi şey elimizde yok. Şimdi problemi anladınız mı? Elimizde çoğunluk ilkesinden daha iyi bir şey yok. Elimizde doğa yasalarından daha iyi bir şey yok. Elimizde suyun ateşin üzerinde kaynayabileceğinden daha iyi bir deneyimiz yok. Yani buradan hareketle ha istiyorsanız daha yumuşak, daha plastik, daha ne diyeyim kritik ha kamçı anlamda eleştirel felsefeler dünya hakkında, insan hakkında geliştirebilirsiniz. Ama bu çok iyi bir teori. Hüyum'un teorisi. Bak şüpheciliğin tersi dogmatikliktir. Bu dogmatik değil. Ama bundan dolayı Hüyum aynen Gazali gibi. E canım evime gittiğim zaman buzdolabında bıraktığım etin efendim şeye dönüştüğünü mü göreceğim ben? Soğan olduğunu mu göreceğim? He? Anladın mı? yok görmeyeceksin. Gazali de bunu söyler. Gazali de bunu söyler. Şüphecilik iyidir. Ilımlı şüphecilik iyidir. Bilimsel şüphecilik iyidir. Bu bilimsel şüphecilik. Metodik şüphecilik iyidir. Bu metodik şüphecilik. Ama bu düzensizlik, karmaşa, anarşi demek değil. Bak bunlar niye söylüyorum biliyor musun? E çok ahmak. Bunlar hareketle bilimin iflası, yöntemini, iflası diye kitaplar yazıyorlar onun için söylüyorum size. Ne dediğimi anladınız mı? Şimdi buradan bak bu böyle. Buna, buna itiraz yok mu? Ama bu bizden bire bizim bileme karşı şüpheci olmamız, tecrübeye karşı şüpheci olmamız, olgulara karşı şüpheci olmamızı gerektirir. Nedeni bu. Niyet bozuk. Çoğunluk ilkesi iyidir. Eğer niyetin bozuk değilse. Ama niyetin bozuksa zaten çoğunluk ikese de ihtiyacın yok. Yani öyle bir takım adamlar var. Bilime karşı bir şey için bunu yapıyorlar. Bilimi diskredite etmek için, itibardan düşürmek için. Ha kendi devam ettirmek için. E bilim zaten e, şey eleştirel. Bilim zaten kritik. Bilim makul şeyler söylüyor. Anladın mı? E ama bilimde zorunluluk yok. E yok. Ha seni söylediğin çok var zaten. Buna karşı getirdiğinde çok var. Dün akşam Rüyam'da gördüm. Bana e, Ebu Suud efendi göründü. Ha bu çok şey. Bu çok yani çok inandırıcı bir şey. Ha. Ya ha ölem diyeceksiniz. Buna çocuksu bunlar. Bunlar insanlığın çocuksuluğu, çocukluğu. Türkiye henüz daha insanlığın çocukluğunu yaşıyor. bir defa dünyadaki bilimsel gelişmelerden haberdar olmak istiyorum. Ee, ama bilim benim çok şey bir alanım değil. Yani hayatım bağlanım alan değil. Bilimin insan üzerindeki ve bilimsel doğruların, bilgilerin bizim hayatımız üzerindeki sonuçları beni daha fazla ilgilendiriyor. Doğa bilimlerinden çok sosyal bilimler beni daha çok ilgilendiriyor. Doğal olarak benim işim de bu. Dolayısıyla ee, sosyal bilimlerin ama teknik problemle ilgili kitaplarını değil de o bilimlerde elde edilen sonuçları tek bir bilimde değil ekonomide, sosyolojide, psikolojide elde edilen sonuçları büyük bir bakış açısından büyük bir e, ne diyelim sentez içinde veren kitapları seviyorum. Yani yapmaya çalıştığım söylemeye çalıştığım şey şu. Mesela diyelim Jared Diamond'ın kitapları, ha. yani Collapse, Dünün Dünyası veya işte Mikrobesle Çelik veya Harari'nin kitapları veya Michael Cook'un kitapları. Yani bunlar Batı'da bu tür adamlar veya işte Mayo adamın adı şimdi unuttum Brain diye şeyi yazan adam vardı. Ha. Yani ben şimdi bir Bilimsel kitapları seviyorum ama dar, teknik alanda bilimsel kitaplar değil, geniş alanda bilimsel kitapları Sosyal bilimlere ait kitapları seviyorum ve böyle kapsayıcı, kucaklayıcı kitapları seviyorum. Bana insan hakkında, gelecek hakkında, geçmiş hakkında, kültür hakkında, medeni hakkında bilgi veren kitapları seviyorum. Ee, bunun dışında arkeolojiye karşı özel bir ilgim var. Bunun dışında bir de geçmişle ilgili olarak... ...jeoloji değildi, antropoloji çok... ...insanın menşe... ...yani o tür kitaplar da var. Ne demek istedim, değil mı? Nereden, ne zaman, nasıl başladı? İşte atıyorum işte orada mesela okudum şimdi bir kitap var. Bronowski'nin... ...İnsanın Yükselişi. Böyle evet, kitaplar vardır. Ee, i̇nsanlara yardımcı olmak... ...ve yararlı olmak için sizin gibi insanlara veya topluma yararlı olmak için onların e, onlara iyi gelecek ve onların ihtiyacı olduğu bilgileri verecek şeyleri çalışıyorum. İslam felsefesi, Hristiyanlık, Yunan, bunlar arasındaki ilişkiler anlatabildim mi? Ama kendi keyfim için bunları çalışmıyorum. Onları istemiyorum. Buna biliyorum zaten. Bilmediğim şeyleri seviyorum ben. Yani sizin için bunları anlatıyorum. Sizin için bunları çalışıyorum, sizlere anlatayım diye. Ama kendi keyfim için bunları sevmiyor. Ben kendi keyfim için e, tarih, arkeoloji, geçmiş toplulukların hayatı, antropoloji, etnoloji anlatabildim mi? Bu kitapları seviyorum. E, müzik veya sanat zevkim sınırlıdır benim. Yani öyle çok modern zevklerim yoktu. Postmodern falan hiç değilim. İşte plaklardan da gördünüz. Yani ben hem Türk müziğine bayılırım, klasik Türk müziğine. Hem klasik batı müziğine bayılırım. Hocam öyle şey olur mu? Olur işte. Ben ben böyleyim. İkisini de severim. İkisi de benim çok hoşuma gider. Klasik batı müziği derken de 19. yüzyıl sonuna kadarını severim. Yani işte herkesin tanıdığı efendim Beethoven'lar, Mozart, Mozart tabii çok özel. malerler Mahler'ler veya Brahms'lar. Ha, efendim? Bah. Yani severim. Onları hepsini severim. Modern belki de içerisinde bir tek Shostakovich'i Şosak, de severim, onu da severim. E, Stravinsky'i severim mesela, onu severim. Müzikte, yani müzik zevkim bu kadar. Edebiyatla ilgili zevkim de, eh, Amerikancı orada, modern edebiyatı sevmem. E, yani, e, klasik, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, e, işte Rus edebiyatı. Tolstoy'lar, Çehov'a bayılırım. En çok sevdiğim Çehov'dur. Evet, çok çok çok. Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Turgenev veya Fransızları çok okurdum. Hani Flaubert'ler yok bilmem Çehov. Sartre'lar, Sartre da severim, Camus'u da severim Çehov. genç gençliğimde daha çok severdim sizin yaşınızdayken. Anladabildim mi? Yani edebiyat zevkim de şey değildir, çok gelişmiş değildir. böyle yeni türler... Anlamıyorum onlardan. Hani tavsiye ediyorlar bana. Hatta bana hediye diyor, öğrencilerim sevdiğim. Hocam oku diyorlar, alıyor bakalım. E, çocuk anlamıyorum ben bundan. Ama bunda bu sanatlar var falan diyorum. E onlar da başkaları öğrensin diyorum. Benim artık yeni sanat öğrenecek halim yok. Resim yine tahmin ettiğiniz gibi. Rönesans resmini çok severim. Efendime söyleyelim. Ee, Bruegel'e özel bir var. ve evet Bruegel'e de severim. E, Boş'u da severim. Leonardo'yu seviyorum. Tabii Raffaello'yu söylemeye gerek yok. Yani onlar da klasik zaten. Veya şeyi severim. İspanyol Goya'yı. Efendim. Şeyi de seviyorum. Picasso. Ee, yok. Picasso'yu hani sevmem. Cezanne. Eh. Ee, belki. Gauguin, Cezanne, yani. Van Gogh. Ha, biraz daha geriye gelsek mesela Goya. Efendim. mesela. Hatta impressionistleri çok severim. Mane, Mone. Onları severim. Sisley. Ya öyle de bir zevkim vardır. Yani benim zevkim klasiktir. Onu söyleyeyim. Ben 19. yüzyılın sonunda kaldım ben. Çok iyi yaptın. 20. yüzyıla gelmedim ben. Anlatabildim mi? Ve felsefe de değil. Modern felsefeyi bilmem. Yani ben tabi bilirim. Hey geldi, me geldi, Marx'ı falan bilirim ve severim de. Ama daha yenilere geliriz ama bana bazen soruyorlar işte. E oğlum bilmiyorum ben. Hani yok Delöz ne diyor yok bilmem ne diyor adlarını biliyorum o kadar sadece biliyorum e zaten e, öğrenmek istediğim zaman da kendi sevdiğim çocuklar var. ona diyorum ki bana gelin anlatın diyorum anlatıyorlar öğreniyorum yani benim tavsiye edeceğim kendimi tavsiye ederim ama benim zevkim tabi e, normal bir gencin ilgisini çeker mi zannetmiyorum onu da söyleyeyim yaşlarımız farklı bakış açımız farklı. Ben kültür tarihi, tarih. Anladın mı? Felsefe tarihi seviyorum. Yani böyle çok zekice şeyler sevmem ben. Mesela Türkler şeyi çok seviyorlar. Niçeyi? Ben sevmem Niçeyi. Derdini anlarım. Ama böyle Ahmet İnam tarzı şeyler de sevmem. Böyle aşktır, yok bilmem, Mücella, Necla falan. Böyle şeyler sevmem ben. Anladın mı? Ermenotik, mermenotik sevmem öyle şeyleri. Yani benim ustam Aristoteles'tir. Yani Aristoteles'te kalmışımdır ben. Anladınız mı? Utanmam da böyle şeylerden. Yani onu da size söyleyeyim yani. ha, Onlar da başkaları öğrensin. onlar başkaları öğrensin. Aynen. Bana hatta bunu söyledikleri zaman, hocam biraz ilgilen dedikleri zaman, ya oğlum onları kendilerine hele bir kabul ettirsinler dünyaya o zamana kadar ilgilenirim diyorum ben. Mecbur muyum lan ben? E çünkü Mozart kendini kabul ettirmiş, Beethoven kabul ettirmiş, e onu okurum. E ama bak bu çok enteresan bir müzik. Şeyi seviyorum ama bu bizim Müsl Türk olan neydi o? seviyorum Yani bana hitap ediyor o. Valla seviyorum, çok seviyorum. Yani şey olarak değil tabii insan olarak veya kavgası, siyaseti beni ilgilendirmiyor. Ha onu da söyleyeyim çocuklar. Bakın ben tamamen benim hocam vardı. Allah rahmet eylesin Musret Bey. Nusret Bey tam bir estetti. Estet. Yani işte sadece güzel sanatlardan müzikten kendisi için zevk alan. Yani ben böyle Türkiye'yi kurtarmak, dünyayı kurtarmak, Müslümanı kurtarmak, devleti kurtarmak hiçbir umurumda bile değil. Bunu size söyleyeyim, hiçbir umurumda. Ben deyim yerindeyse kendi istediğim tarzda bireysel olarak hayatımı şeyi geçirmek istiyorum. Değerli değerli, muhtevalı, içerikli geçirmek istiyorum. Dediğimi anladınız mı? Yani ideoloji, politika, kazanç, bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Onu size söylemeye çalışıyorum. Ben zaten söylüyorum, herkesten söylüyorum. Ha başkaları, ama buna değer mi? Değerli olabilir. Benim için önemli değil. Nusret Bey de böyle bir adamdı. Yani biz onu o zamanlar gençken tabii adamı biraz böyle politikaya sürüklemek isterdik. Ya hocam bak, Marksizm şöyle de, işte bilmem Türkiye'nin kurtuluşu, işte bilmem Türkiye'nin düzeni falan falan boş ver bunlar dedi, beni yormayın şimdi. Ben bırakın Bach'ımı dinleyeyim, e, e, Bach'ı çok severdi e, veya Beethoven'ın işte son kuartetlerini dinleyeyim derdi. Ben de öyle bir adam oldum, yaşlı olunca insan böyle oluyor demek, yani biraz çıkarcı oluyor.